Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam tabii gündemimiz bu amirallerin yayınladığı bildiri. Ortalığı karıştırdı. Herkes bu konuyu konuşuyor, tartışıyor. Biz de bu akşam Tarafsız Bölge'de bu konuyu ele alacağız. Kimlerle ele alacağız? Nedim var, Nedim Şener. Hoş geldin Nedim. Zafer Şahin. Zafer Şahin merhaba. Merhaba. Ankara'da Şaban Sevinç ve Abdülkadir Selvi var. Her ikisine de hoş geldiniz diyorum, merhabalar. Ben önce Abdülkadir Selvi ile başlamak istiyorum. Bazı merak ettiğim hususlar var. Zafer'e de soracağım aynısını. Çünkü hem Abdülkadir hem de Zafer Ankara kulislerini iyi koklayan iki gazeteci. Birinci sorum şu. Abdülkadir, bu 104 emekli amiralle muvazzaf askerler arasında bir bağ olabilir mi? Yani mesela bunun üzerinde duruluyor mu? Bu konuda herhangi bir şüphe var mı? Soruşturma yapılıyor şu anda savcılık tarafından. Savcılık soruşturmasında da bunun üzerine gidiliyor mu? Yani bu 104 bildiri yayınlayan amiralle mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askerler arasında, muvazzaf askerler arasında herhangi bir bağ var mı? Ahmet Hakan, bu soruşturmada ortaya çıkarılacak bir nokta ama önemli bir nokta. Yani özellikle de deniz kuvvetleri içerisinde bunların bağlantısı var mı? Ya da deniz kuvvetleri içerisinde bunlar bir junta ya da juntaların ya da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde muvazzaf olanların sözcülüğünü mü yapıyorlar? Şu ana kadar benim ulaştığım bu yönde bir bilgi yoktur. Ama soruşturma derinleştikçe bu tür bağlantılar varsa ortaya çıkarılacak. Zaten bu soruşturmada emekli amirallere bu metni hazırlamaya nasıl karar verdiklerini, nasıl hazırladıklarını, ne gece yarısı sisteme konulmasını, kim istediğini, birlikte mi karar verdiklerini, hep bunları ayrıntılı olarak sorgularında, hem polis sorgusunda hem savcılıktaki sorgusunda soracaklar. Ama dediğiniz nokta çok önemli. Soruşturmada üzerinde durulup aydınlatılması gereken bir hususu oluşturuyor ama çok kritik bir halkayı oluşturuyor. Ben şu ana kadar o yönde bir bilgi edinemedim. Abdülkadir, bir sorum daha olacak ama önce Zafer Şahin'in bu konuyla ilgili var mı, Zafer, sende bir bilgi bu konuyla ilgili? Ya çünkü en önemli soru şu anda bu olmalı diye düşünüyorum. Ne diyorsun bu konuda? Ya tabii ki bu olmalı. Çünkü Türkiye'nin bir maalesef darbe pratiği var. Yani geçmişten gelen. Çünkü Türkiye'nin yakın tarihi aynı zamanda bir darbeler tarihi. Bu bizim için tabii üzücü bir durum. Şimdi geçmiş darbelerin işleyişine baktığımızda, o mekaniğin nasıl çalıştığına baktığımızda, işte önce böyle bildiriler geliyor, uyarılar geliyor. Sonrasında da bir gün kalkıyorsunuz, darbe oluyor. Bu bildirinin de böylesi, toplumda böylesine bir infial yaratmasını da ben bu milletin hafızasında geçmişten gelen o tahribatın etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun şu anki işte ordu içerisinde bir karşılığı var mıdır, bağı var mıdır? Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türk ordusu özellikle 24 Temmuz 2015 tarihi çok kritik. Biz o tarihte İki Yaka Dağları'na çok ciddi bir operasyon başlatıyoruz. Hava kuvvetleri vasıtasıyla. Ve o operasyonun önemi şu, bu hep söylenir, bunu Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar da sık sık vurgular. O bir dönüm noktası. Bizim sınırlarımızın güneyinde açılan, Akdeniz'e açılan o terör devleti kurma projesine ilk darbeyi vurduğumuz tarihtir o. Ondan sonra bu ordu bir de darbe atlatmasına rağmen, 15 Temmuz'a rağmen öylesine büyük destanlar yazdı ki bütün dünya artık Türk ordusunun operasyonel kabiliyetinden, becerisinden bahseder hale geldi. Dolayısıyla böylesine istim üzerinde bir ordunun ben böyle darbe heveslisi eski amirallerle aynı paralelde buluşacağına hiç ihtimal vermiyorum. İhtimal vermiyorsun. Ona ben bir katkı yapabilir miyim? Lütfen tabii. Ben de bu sorunun cevabını, hani çünkü suçlama o yönde olunca acaba muvazzaflarla bağlantısı... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda 25 bin civarında subayı var. Ve bu subayların %60'ı 15 Temmuz sonrası kuvvetlere katılmış zaten. Yani bu kişilerin de rütbeleri
Koramiral, Oramiral, Tuamiral gibi oldukça yüksek ve emekli. Hatta bazıları var ki oldukça yaşı ileride. Yani metni okuduğu bile düşünülmüyor bazıları hakkında. Dolayısıyla arada o bağlantıyı kurma biraz zorlaşıyor. Yani şey açısından hani bunlar bunu yaptılar, darbeyi tetiklemek istiyorlar falan. Şu anda öyle bir şey yok. Yani bana kişisel kanaatimi sorarsanız hala Türk Silahlı Kuvvetleri içinde FETÖ'cü varlığı çok daha fazla. Bunun sayısı da en az 10-15 bin civarında. Ama bu amirallerle FETÖ arasında bir bağlantı kurmuyor. Hayır, yok. Onlar buna gelmezler. Tam tersi zaten 26 tanesi zamanında kumpas davalarına mağdur olmuş insanlar. Yani. Peki. Abdülkadir, şeyi merak ettim. Şu anda bu imzacı, bildiriye imza atan emekli amirallerden 14'ü gözaltında. Yani bu 14 neye göre tespit edilmiş olabilir? Ve neden bu 14 gözaltına alındı ve savcılık neyi amaçlıyor? 14 ile ilgili gözaltı işlemi var ama 4'ünün yaşı ileri olduğu için onlara bir 3 günlük süre verildi. Burada bu isimlerin daha çok bu bildirinin kaleme alınması ve yönetilmesi sürecinde ve bunların internete konulmasında etkili oldukları, yani daha çok lider kadrosunda oldukları yönünde bir kanaat var. Çünkü bunların bir WhatsApp grubu oluşturmuşlar Ahmet Bey. Bu WhatsApp grubunda zaten bir süre tartışmışlar bunu. Bir metin kaleme alınmış, metine eklemeler, çıkarmalar yapılmış, bir süreç yaşanmış. Ve tamamlandıktan sonra metin siteye konulmuş. Gece yarısı açıklanması konusunda bazılarının bizim onayımız alınmadı ya da bu açıklanmayacak, sadece tartıştık kendi aramızda gibi beyanları söz konusu. Ne derece doğru onu bilmiyorum. Ya lider kadrosu bu 14 kişi ama ifadelerde onu daha iyi net olarak anlayacağız ki bu tartışılmak için mi? Tartışılmak için olduğunu zannetmiyorum ama bu yayınlanması ve yayınlanmasının zamanlaması konusunda en çok rahatsız eden bu gece yayınlanması konusunda zannediyorum bazıları bunu onaylamadıklarını ifadelerinde beyan edecekler. Ama tekrar ben sorunuza dönersem bu 14 kişi lider kadrosu. Zafer, sen bu konuda ya, var Ahmet mı? Bey. Şaban Bey. Ahmet Bey. Şimdi ya öyle ifadeler kullanılıyor ki şimdi lider kadrosu falan deyince, yani Allah aşkına hani WhatsApp grupları kurulmuş, işte bu lider kadrosu gözaltına alınmış, sanki bir darbe yapılmış da memlekette, ya darbe girişimi olmuş da ona karşı bir operasyon yürütülüyor gibi bir hani bir hava çıkmasın daha programa başlarken. Sonuçta bu 104 emekli amiral kendi yaptıkları görevle ilgili, yani 40 yıl bu ülkenin denizlerinde bu ülkenin güvenliği için, bu ülkenin bütünlüğü için işte canı pahasına hizmet etmiş bu ülkeye 40 yıl süreyle her biri, belki bazıları 40 yıldan da uzun süre ve ülkenin içinde bulunduğu kendi görev alanlarıyla ilgili konulardaki kaygılarını ifade ederek ya bunları yapmayın ülkemiz için iyi olmaz diye kamuoyuna bir açıklama yapıyorlar. Yani burada ne bir darbe girişimi var, ne bir lider kadro var. Yani WhatsApp grubu, ya WhatsApp grubu herkesin var işte, bizim de var WhatsApp grubu. Yani WhatsApp grubu, WhatsApp grupları vardır. Arkadaşlar arasında vardır, işte nasıl diyeyim, gazeteciler arasında vardır, aileler arasında vardır, siyasetçiler arasında vardır, işte emekli askerler arasında vardır, doktorlar arasında vardır. Yani herkes, WhatsApp grubu dediğiniz işte günümüzün hani haberleşme sistemi, mesajlaşma sistemi. Dolayısıyla hani burada hani lider kadro şuydu buydu ifadelerini ben hani haksız görüyorum. Bir de burada hani yapılan açıkçası, bakın yani Ahmet Bey, biz iki üç ay önce İlker Başbuğ'un bu kitabını tartıştı Türkiye. Hükümet, AKP hükümeti askeri darbeyle tehdit ediliyor İlker Başbuğ tarafından diye bu kitap tartışıldı. Buradan bugün yaptığımız tartışmaların aynısı Ocak ayının ilk yarısında işte İlker Başbuğ AK Parti hükümetini seçime gitmezsen askerler darbe yapar diye tehdit ediyor. İddiasıyla, suçlamasıyla karşı karşıya kaldı şu kitap yüzünden. Halbuki bu kitap neydi?
İlker Başbuğ, Cumhuriyet tarihini seri olarak kaleme alan bir değerli emekli Genelkurmay Başkanımız, FETÖ'nün de alçak kumpası nedeniyle 2 yılı aşkın süre cezaevinde biliyorsunuz terör örgütü lideri diye bu hükümet tarafından tutulmuş bir değerli komutanımız. Bu kitapta bilakis diyor ki işte Menderes, rahmetli Adnan Menderes 27 Mayıs 1960 askeri darbesi öncesinde erken seçim yapsaydı askeri darbe olmayabilirdi diye bir hani öngörü herkesin yaptığı genel bir hani tartışma vardır. Bu da hani genel bir tartışmadır. Sadece İlker Başbuğ'un burada gündeme getirdiği bir tartışma değil. Sonra da şurada diyor ki Ahmet Bey, 27 Mayıs darbesi olmasaydı diyor, Türkiye bugün çok daha demokratik bir işte durumda olurdu ve 27 Mayıs darbesinden sonraki hiçbir darbe de olmazdı diyor. 1980 darbesi olmazdı, 71 muhtırası olmazdı, işte 63'teki albaylar hareketi olmazdı vesaire vesaire. Şaban Bey şimdi yani konu 60 darbesinin konu şey Sayın oluyor. Menderes hükümetine karşı yapılan 60 darbesinin çok yanlış olduğunu söylüyor. Hayır, bunları niye anlatıyorum? Hayır Ahmet Bey. Ama buradan Ahmet Bey bu kitaptan bak bu bilindiği halde bu kitaptan Ahmet Bey. Vay İlker Başbuğ hükümeti darbeyle tehdit ediyor. Ahmet Bey, anlaşılan o ki Şaban Sevinç bugün burada tüm darbe tehditlerini savunacak. Ben siz bana bir soru sordunuz. Dediniz ki ya bu 104 kişi içerisinde 14 kişi ya niye seçildi? Yani bunlar nasıl seçildi? Elbette ki diğer 90 kişi de seçilebilirdi. Ben de dedim ki WhatsApp grubu oluşturmuşlar, aralarında konuşmuşlar ve bunlar bunu bildirilerin hazırlanmasında, metnin kaleme alınmasında, metnin yayınlanmasında öncülük yaptığı için bunlar öncelikli olarak gözaltına alınmışlar dedim. Bir teknik bilgi verdim soruşturmaya. Ben de zaten, İkincisi, zaten Abdülkadir bir dakika Şaban, ben zaten teknik bir soru sormuştum. Yani ben de hani gazeteci olarak niye bu 14 kişiyi seçtiler savcılık diye sordum. Yani aslında teknik gidiyorduk. Bunun tartışmasını da yapacağız. Hakikaten Şaban Sevinç'in söylediklerini de tartışmak lazım. Fakat birkaç sorum daha olacaktı. Teknik, Şaban Bey hemen girdi konuya. Önemli değil. Şunu anlamaya çalışmıştık biz. Yani böyle bir imzacılar var. Bunların içinden savcılık niye 14'ünü seçti? Yoksa bu 14 kişiyi kriminalize etmek, bunlar suçludur, lider kadrodur, işte suç işlemişlerdir. Öyle bir şey demedik zaten. Yani demiyoruz. Yani öyle ona savcılık karar verecek. Biz karar vermeyeceğiz. O anlamda söylemedik zaten onu yani. Ben o anlamda sormadım en azından kendi adıma. Sen de diyorsun ki ben de o anlamda söylemedim diyorsun. Ya ben bir yani bu soruşturma ile ilgili olarak bir teknik konu, yani herkesin aklında ya nereden bu 14 kişi seçildi? Yani alfabetik sıraya göre mi seçildi? Kıdemlerine göre mi seçildi? Nedir buradaki şey diye. Bunların bu süreci daha çok organize eden isimler olduğu söyleniyor. Bir noktada tabii ki soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Şu an itibariyle biz onlara bir sanık diyemeyiz. Bir zanlı durumundalar. Tutuklanırlarsa orada sanık olacaklar. Tutuklanma serbest bırakılırlarsa, soruşturma onlar serbest bırakılır, yürütülürse o şekliyle devam edecek. Burada bir nokta daha var. Yani Şaban Sevinç çok acele etti ama diyor ki bunların görevi gereği. Ya bunların görevi gereği gecenin bir yarısında bu ülkenin bir darbe hafızası var. O darbe hafızasına gecenin bir yarısı ya darbe bildirileri okunur ya muhtıra olur. Onların görevi Yüce Türk milletine deyip millete Türkiye Cumhuriyeti devletinde örnekleri olan bunalımlara sürüklenecek diye tehdit etmek değil ki onların görevi. O zaten onların görüş açıklamasına kimse bir şey demiyor. Milletin rahatsız olduğu nokta onların bu bildiriyle tehdit etmesi. O da onların görevi değil. Yani bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Onların görevi dersek deniz kuvvetlerinde görev yapan tüm amirallerin, subayların görevi bu gibi anlaşılır. Bunlarla darbe tehdidinde bulunanları birbirinden ayırmak için bunun altını çizmek istedim. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Lütfen. Şimdi Şaban Bey, İlker Başbuğ, Zafer Şahin çok özür dilerim. Buyurun buyurun. Lan önce Şaban Bey cevap versin. Yani onların, ben onların görevi demedim. Hani Abdülkadir Selvi hani yanlış anlamasın.
yani görev yaptıkları, 40 yıl görev yaptıkları alanla ilgili, Türkiye'nin deniz konularıyla, işte Montrö'süyle, boğazlarıyla ilgili kamuoyundaki tartışmalar ve olası işte Montrö'den çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız şeklindeki değerlendirmeler üzerine duydukları kaygıları dile getirmişler. Ha bundan kaygı, kimileri kaygı duyar Ahmet Bey, kimi amiraller kaygı duyar, kimi amiraller kaygı duymaz. Nitekim Türkiye'de emekli amiral sayısı 104'ten ibaret değil ki, çok daha fazla emekli amiral var. 104 tanesi kaygı peki, duymuş. Peki Şaban Sevinç burada böyle bir, şu cümle. Kamuoyuna böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmişler. Şaban Sevinç gece yarısı Yüce Türk Milleti diye bildiri yayınlayıp, Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilmektedir demenin bunların görevleriyle, Montrö'yle ne ilgisi var şimdi, Allah aşkına? Tamam, tamam, tamam. Şöyle, o cümle aksi halde, yani bu hani kamuoyundaki bu tartışmalar bizim yaptığımız bu açıklama şeklinde hani değerlendirilmezse, aksi halde Türkiye Cumhuriyeti, yani orduya irticayla iltisaklı kişiler alınırsa, işte subaylar ve assubaylar Atatürk ilkeleri ışığında Cumhuriyete bağlı, anayasaya bağlı kişiler olarak yetiştirilmezse, Türkiye Cumhuriyeti, yani aksi halde derken onu kastediyor, Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Örnek 15 Temmuz 2016 FETÖ. Yani hani buradan ya bunun, aksi halde, bunun görevleriyle, Montrö'yle ne ilgisi var? Bu doğrudan demokrasiye karşı bir ya, darbe tehdididir. Ya, gece yarısı bildiri yayınlıyorsun. Ya Allah aşkına. Diyorsun ki aksi halde aşkına, böyle olur diyorsun. Ya genel bu geçmişte 12 Eylül'ün bildirisini al. Ey Yüce Türk Milleti diye başlar. 12 Mart'ı al. Aynı şekilde başlar. 12 Eylül'ün, yani 27 Mayıs'ı al. Aynı şekilde başlar. Birisi çıkar ya kendisi okur ya da bildiri yayınlar. 27 Nisan e-muhtırasına bak. Yine aynı şekilde başlar. Bunun onların görevleriyle falan bilgisi yok. Onların görevi demokrasiyi tehdit etmek değildir. Onların görevi şerefli bir şekilde görev yaptıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rütbesini emekli olduktan sonra da onurla taşımaktır. Bilgilerini paylaşmaktır. Bugün televizyonlarda Ahmet Bey, Montrö ile ilgili Allah aşkına 100 saat program yapıldıysa, bu 100 saat programın 80 saatinde emekli oramiraller konuştu. Niye? Onların alanı olduğu için. Allah'ını severseniz kimse çıkıp da onlara ya siz niye konuşuyorsunuz Montrö ile ilgili dedi mi? Televizyonlar açıktı, gazeteler açıktı, sosyal medya açıktı. Milletin rahatsız olduğu nokta bir organize olup ünvanlarını ortaya koyarak gece yarısı bir bildiri yayınlayıp demokrasiyi tehdit etmeler. Milletin rahatsız olduğu nokta o. Yoksa onlar konuştu, hepimiz dinledik. Her kanalda yayınlandı, CNN ekranların başta olmak üzere. Ahmet Bey şu şeyi kaçırmayalım. Şimdi Abdülkadir Selvi diyor ya, hani işte darbeler böyle bildirilerle oldu diyor. Hayır öyle olmadı. Hayır öyle olmadı. Bildirileri Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hazırladı. Muazzaf. Halen silahlı kuvvetlerin komutanı olanlar 12 Eylül'de öyle. Kenan Evren okudu bildiriyi, darbe bildirisini. Yanında işte jandarma komutanından deniz kuvvetleri, kara işte hava kuvvetleri komutanları vardı. Beşli konsey. 1960 darbesi Adnan Menderes'e karşı yapılan darbenin bildirisini Albay Alparslan Türkeş okudu. Muazzaf. Albay Alparslan Türkeş. Milli Birlik Komitesi adına darbeyi yapan muazzaf askerler adına okudu. Efendim, 17 Nisan muhtırası Yaşar Büyükanıt Genelkurmay Başkanı'yken 2007 kendisi yazdı. Yaşar Büyükanıt kendisi demeç verdi. Bildiriyi ben yazdım. Genelkurmay Başkanı görev başında. Ben yazdım. Gece işte basına Şahan verdim. Abi, onu hani darbeye giden yolda şimdi zemin bunlar, taşlarını döşetler anlamında söylüyoruz. Şimdi bu 104 amiralin Ahmet Bey, 104 amiral, bu 104 amiralin beylik, yani 765 Kırıkkale tabir ettiğimiz beylik tabancasından başka bir şey yok ki. Emekli askerler neyin darbesini yapacaklar? Zaten, hani Ahmet darbe Bey, yapacak adamın Ahmet Bey, zaten, ordusu zaten, olur arkasında. Ordusu Ahmet yok Bey ki. Zaten yanlış olan kafa yapısı bu. Yani Genelkurmay Başkanı da o bildiriyi koysa, Genelkurmay Başkanı da okusa
Talat Aydemir de o bildiriyi koysa, o bildiriyi Talat Aydemir okusa, görevli harp okulunun komutanı. Ama ikinci darbesinde harp okulundan atılmış birisi Talat Aydemir. 9 Martçıların içerisinde 27 Mayıs'tan sonra ordudan ilişiği kesilmiş emekli generaller var. Yani mesele o değil. Mesele darbeyi FETÖ'de yaparsa, o bildiriyi FETÖ'de yayınlarsa, yurtta sulh konseyi bildirisini FETÖ yayınlarsa o da darbe bildirisidir. Demokrasiye tehdittir. Kenan Evren'de yayınlarsa tehdittir. Elbette. Emekli oramirallerde demokrasiyi tehdit ederse tehdittir. Burada çifte standart, üçlü standart, beşli standart olmaz. Yani siviller de darbe tehdidinde bulunabilir. Ahmet Bey, askerler ben şu anda, de bulunabilir. Tank olan da bulunur, tank olmayan da bulunur. Ben şu anda hükümete karşı, ben şu anda AK Parti hükümetine karşı bir darbe tehdidinde bulunabilir miyim? Şaban Sevinç olarak bir bildiri yayınlasam. Hadi diyelim ki 103 tane arkadaşımı ikna etsem, gazeteci arkadaşımı. 103 tane gazeteci arkadaşımı, belki 103 gazeteci arkadaşım bulamayabilirim işte. 10 tanesi de emekli asker olur. 10 tanesi de doktor arkadaşım olur. İşte vesaire. Diyelim ki 103 arkadaşımı buldum. Bir de ben 104 kişi. Şöyle bir bildiri yazdık. Dedik ki AK Parti hükümetine. Ey AK Parti hükümeti. İşte önümüz hafta seçim yap, yoksa seni indiririz darbeyle. Bunun bir ciddiyeti olur mu ya? Böyle bir şey olabilir Şaban mi? Şaban Bey. Ya bundan ne farkı var emekli amiral? Şaban Bey, bir dakika arkadaşlar. İstersen hiç oraya girme. Eğer öyle bir bildiri yayınlarsan fena o darbe yani. Tehdidi olur. Ya darbe, hayır. Hiç fena hayır, olur Şaban Bey. Hiç tavsiye etmem. Yaptığın tehdit, bakın ceza yasamızda vardır. Yaptığın tehdidi gerçekleştirme gücün olursa o tehdide girer. Yani o suçun oluşması için tehdidi gerçekleştirebilecek gücünün olması gerekir. Şaban Bey, hiç tavsiye etmem. Öyle bir şey yaparsan onun bedeli ağır ya, olur. Öyle bir hiç şey yapacak etmem. Değilim de. Yani şöyle, işi biraz Şaban hani, Bey, ben şu olayı şöyle görüyorum. Yalın anlatmak açısından daha net bir cevap şu. Ya aslında bu emekli amirallerin bildirisindeki benzer ifadeleri, benzer içerikte bir bildiri yayınlandı Türkiye'de bir hafta önce. Kimsenin ruhu bile duymadı. Emekli büyükelçiler yayınladı mesela. Hiç kimse... Evet. Oradan bir darbe şeyi çıkartmadı. Bugün de eski milletvekilleri yine benzer içerikte bir bildiri yayınlamışlar. O da kimsenin dikkatini çekmedi. Şimdi hepsi amiral. Aralarına başka rütbeli kimseyi almıyorlar. Böyle hani Abdülkadir Selvi'nin söylediği gibi üslup, böyle çok yukarıdan hafif tehditkar, gece yarısı yayınlanıyor filan. Bütün bunlara bakılınca hani bir nahoşluk, bir tatsızlık... Bir kekremsi bir şey çıkmıyor mu ortaya ya? Hani o kadar da normalleştirmeyelim yani. Ki çıkıyor Ahmet Bey. Yo tamam çıkıyor kesinlikle. Yani ben de doğru bulmuyorum. Yani ben de doğru ya kardeşim, ne gece yayınlıyorsunuz bunu hani Yaşar Büyükanıt gibi. Ya bir de bir de yani niye toplu hareket ediyorsun kardeşim? Bireysel olarak dediği gibi hakikaten bu insanlar televizyonlara çıkıp görüşlerini açıklıyorlar, Montreux'u konuşuyorlar. Her şeyi konuşabiliyorlar. Canlı yayınlarda konuk ediliyorlar. Her türlü televizyon kanalında ben görüyorum bu insanları. Ya sen niye usullerinin yanlış olması, usullerini onaylamamamız metinde, açıkladıkları metnin bir muhtıra metni olduğu anlamına gelmez. Ahmet Bey, benim içeriğine katılmadığım benim de bazı bölümler var. Bu muhtıra metnidir. Ama bu bir muhtıra değil. Hayır Ahmet Bey. Şimdi büyükelçilerin açıklaması burada 126 emekli büyükelçi yapmış. Milletvekillerinin açıklaması, eski milletvekillerinin açıklaması da burada. Ama onların hiçbirisinin açıklaması aksi halde diye bir tehdit cümlesiyle başlamıyor. Zaten rahatsız edici nokta o. Birlikte organize olarak hareket etmeleri, ünvanlarını kullanmaları, gece yarısı bu bildiriyi yayına vermeleri... Yüce Türk milletine diye darbe ve muhtıralarda kullanılan hitap şeklini kullanmaları ve tehdit etmeleri. Yani burada doğrudan bir tehdit söz konusu. Yoksa büyükelçileri kim ne dedi? Çıktılar, düzgün bir şekilde görüşlerini ifade ettiler. Bir kısmından da istifade ettik. Ama işte mesele de o. Yani büyükelçi olunca... Vay bunlar darbe yapacak bizi diye böyle bir vaveli yaratamıyorlar. Hayır, ama, o da tehdit etse ama onu da söyleriz. Emekli Genelkurmay Başkanı yani bir asker tabii. Olunca hiç darbe havası olmadığı halde bizi darbeyle tehdit ediyor diyorlar. Ama kardeşim darbe havası olmaz mı? Orada bal gibi darbe havası var. Ya burada diyor nerede ki Menderes diyor seçime gitseydi darbe olmazdı. Ya kardeşim sen
darbenin gerekçesi olamaz. Bir defa seçime gitse de gitmese de bir meşru hükümet o askere darbe yapma hakkını vermez. Darbe bir suçtur. Yani sen buradan kalkmadın, ben seni vurdum, öldürdüm. E niye kalkma? Kardeşim, senin beni vurup öldürmeyi, demokrasiyi ortadan kaldırma diye bir hakkın yok ki. Ben seçime giderim, onu parlamento belirler. Bu demokrasi kuralları içerisinde olur. Sen bunu söylemekle 27 Mayıs'ı meşrulaştırıyorsun. Rahatsızlık konusu oydu zaten. Ondan dolayı da gitti ifadesini verdi. Peki, yani Zafer Şahin. Şaban Bey, yani müsaade ederseniz. Düşünce de açıklanamayacak. Şaban Bey, analiz de yapılamayacak bu mantığa göre. Şimdi bakın, Türk demokrasisine hedef alan böyle bir muhtıra gibi bildirgenin ardından keşke biz hani bu meseleyi bu düzlemde tartışmasaydık, ama birkaç şeyi düzeltmek lazım. İlker Başbuğ'un, Sayın Başbuğ'un kitabından bahsettiniz. O programda beraberdik. Şimdi Sayın Başbuğ o kitapta diyor ki, eğer erken seçim kararı alsaydı darbe olmazdı diyor. Ama açık kaynaklardan 14 Mayıs 1960'ta önce İzmir'de, sonra darbeden sadece 2 gün önce Eskişehir'de rahmetli Menderes seçim kararını açıklıyor. Seçim kararını açıkladığı halde darbe yapılıyor. Bu bir. İkincisi, eski darbelerde dediniz hani bildiri falan yoktu. Bakın ben size tarih vererek söyleyeyim. 27 Mayıs'tan sonra seçimler yapılıyor. 15 Ekim 1961 seçimleri. Seçim CHP %34 oy alıyor. Birinci parti oluyor. Ama ordu içerisindeki bir grup subay bu sonuçları beğenmiyor. Kendilerine Silahlı Kuvvetler Birliği adını veriyorlar. Ve bunlar... Ya Zafer, şöyle yani Şaban Bey diyor ki muvazzaflar yapıyor bu zamana kadar diyor. Hiç emeklilerin yaptığı bir darbe, yazdığı bir darbe bildirisi olmadı anlamında itiraz ediyor. Ama şöyle... Öyle değil darbeden, mi Şaban Bey? Bakın... Aynen onu söyledim. Darbeden önce bu bildirilerle saha zemin uygun hale getiriliyor. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Buradan şuraya geleceğim. Bakın seçim oluyor. CHP birinci parti oluyor ama oyunu az buluyor Silahlı Kuvvetler Birliği adını veren bir grup subay. Ultimatom veriyor İnönü'ye, rahmetli İnönü'ye. O da onların taleplerini bir bir yerine getiriyor. Şimdi bakın şuraya geleceğim. 27 Aralık 1979, 12 Eylül'den hemen önce Kenan Evren ve arkadaşları yine hükümeti uyarıyorlar bir bildiriyle. Şimdi bu bildiriler niye bu toplumun hafızasında böyle infiale yol açıyor, böyle hafızasında derin izler bırakmış? Onu anlatmaya çalışıyorum. Sevgili 2003 Zafer, yılında Kenan Evren o zaman yılında, Genelkurmay Başkanı. Kenan Evren o zaman Genelkurmay işte, Başkanı. Ya, onu da belirt ama. Sırtınızda ya, bakın, amiral değil. Omuzlarınızda apoletler varsa siz emekli olunca gibi, iş değişmez mi? Bakın değişmez. Ahmet Bey, bu açıklamayı Liechtenstein'da yaparsanız hiçbir şey olmaz. San Marino'da yaparsanız bir şey olmaz. Hatta Hollanda, Belçika, Avrupa'nın herhangi bir ülkesini yapın bir şey olmaz. Ama siz Türkiye'de gece yarısı eski darbeleri çağrıştıran bir bildiri yayınlarsanız, yani bunun nasıl anlaşılacağını tahmin etmek için çok fazla bir bilgiye, zekaya sahip olmak gerek yok. Devam edeceğiz. Nedim, bir şey soracağım. Şimdi Şaban Sevinç de söyledi onu. Benim de aklıma geliyor. Yani bu insanlar fikirlerini açıklamayacaklar mı kardeşim? Yani bu bir düşünce açıklama olarak görülemez mi? Yani tabii görülebilir ama gerçekten bir düşünceyi taşıması lazım. Düşünce yok mu? Hayır, burada bir direktif var, bir gösterme var. Kendini gösterme çabası var. Buradayız şekli. Bu 126 Büyükelçinin metnini okursanız, Selvi'ye rica edeceğim tekrar okursa, benzer bir içerik, orada da beka sorunundan bahsediyor, Lozan'dan bahsediyor ve bunun Türkiye'de bir ortamın hazırlanmaya doğru götürülüş süreci olduğunu görüyoruz. Yani görüyorum, çünkü daha önceki haberler, yayınlar, Türkiye'de bunu daha önceki birçok programda konuştuk, 15 Temmuz sonrası. Hep şunu sordunuz, yani bir darbe, ikinci bir darbe girişimi, biz dedik ki hayır böyle bir şey yok. İşte FETÖ'cü mü, NATO'cu mu yapar diye tartışmalarını yaptık uzun süre ama... O ısıtma süreci işletiliyor bir şekilde. Deminden söylediğim gibi şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 25 bin civarındaki subayın %60'ı 15 Temmuz sonrası kıtalarında görev yapmaya başladılar. Tamam, bir bağlantı yok ama daha üst düzeyde size en son bir örnek vereceğim. Biz eğer ankesörlü hat soruşturması olmasaydı, bugün olmasaydı ve o kişi FETÖ'cü olduğunu itiraf etmeseydi, şu gün bir FETÖ'cünün Tuğgeneral rütbesinde Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı yapıyor olduğunu yaşayacaktık. Bu olguyu yaşayacaktık. Bu kişi kendisi itiraf etti Fethullah Gülen tarafından rütbelerin takıldığını. Ve orada Şaban işte 15 Temmuz atıfı yapıyor. Ama 15 Temmuz'u unutmayın.
Atatürk'ün adını kullanarak FETÖ'cüler yaptı. Yurttaşıl Konseyi diye verdi. Ama bu bildiriyi hazırlayan amirallerin de FETÖ'ye karşı müthiş bir direniş içerisinde oldukları, o kumpaslara maruz kaldıkları, 15 Temmuz'da büyük mücadele ettikleri söyleniyor. Şimdi 15 Temmuz'da bir iki tanesi görev verildi ve benim bildiğim Can Bey var galiba şeye katılanlardan. Ama çoğu yaşı gereği zaten orada bulunmaları mümkün olmayan insanlar. Yani sokak çatışmalarında. Hayır, 15 Temmuz'da jandarmada komutanlar vardı. Sahada olan başka insanlar vardı. Ama buradaki isimlere baktığım zaman ben onu görmüyorum. Evet, Balyoz ve diğer kumpas davalarına, casus davalarına mağdur oldular. Ama şu var, buradaki insanların önemli bir kısmı bunu hazırlayan değil. Yani oradaki bir grup dayanışması, amiraller WhatsApp grubunda bir kaygıyı belirten birileri bir şey tetiklemiş. Bu daha önce de konuşuldu. PKK sözcülüğü yapan bir bildiri vardı. Birileri imza attı. Daha sonra çıktım savcılıklarda. Ya ben okumadan imzaladım. İşte grup psikolojisiyle imzaladım falan diyen. Yani orada birçoğu da öyle. Hatta yaşı gereği zaten onu oluşturması mümkün olmayan insanlar var bu grubun içerisinde. Devam edeceksin. Bir kısa ara verelim. Tabii. Ondan sonra. Tabii. Bu konu önemli, söylediklerin Tabii. önemli, anlamaya çalışıyorum. Tabii. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi Nedim'e tam şeyi sormuştum, tekrar sormak istiyorum. Bu bir düşünce açıklama olarak algılanamaz mı? Düşünce açıklama özgürlüğü yok mu? İşte burada, bu insanlar için. Burada öyle bir düşünce yok. Yani burada deminden söylediğim gibi burada bir ben buradayım, ben kendimi gösteriyorum, bir direktif veriyorum havası var. Bir yüksek perdeden bir tutum var. Şimdi ben bunu haksızlık yapmamak adına gerçekten yani insan yani işte Cem Gürdeniz gibi bu ülke için gerçekten fedakarana kafasını yoran İnsanların da içinde olduğunu görünce yani vicdan terazisinden yapamıyorsunuz. Şimdi oturdum metni satır satır kelime kelime yaptım. Bir kere olaya hani suç var mı yok mu darbe hikayesini ayırarak bakıyorum. Yani darbe konusunda yapmıyorum. Ama bir ortam Türkiye'de işte büyükelçilerin sonra bunun Atatürk konusundaki tartışmayla bir ortam hazırlandığını, bir gerilim, toplumsal gerilim yaratılmaya çalışıldığını ve maalesef hepimizin birleştirici unsur olacağı Atatürk konusunu ayrıştırıcı bir unsurmuş gibi, dinimiz gibi, inancımız gibi, sanki ayrılan konularmış bunlarmış gibi. Yani işte Ayasofya açıldıysa bu millete açıldı mesela. Bunu bile ayrılık konusu yapmaya çalışan, bunun üzerinden toplumsal fay hatlarını kaşıyan şeyler var, gruplar var ve bu yurt dışı odaklı da var, yurt içi odaklı da var, yurt dışı ajans odaklı da var. Yani. Bu ne peki? Şimdi ben buna şöyle baktım. Hani usul ve esas açısından baktım. Sonra olayın maddi manevi unsurlar açısından baktım. Yani olayın maddi unsur elimizdeki şu bildiri. Böyle bir şey var mı? Evet. Manevi unsuru ne? Yani niyetleri ne bu adamların? Şimdi onu da usul ve esasa bakarak karar verebiliyorsunuz. Yani bu bir anlamda biraz da hani ceza şeyi gibi yani hukuk değerlendirmesi gibi olacak. Şimdi bu usul açısından baktığınız zaman yanlışlıklar nerede? Bir kere gece yarısı ve amiraller tarafından. Mesela bir düşünce ise eğer en çok düşünenler amiraller mi? Mesela bir binbaşı çok daha iyi düşünemez mi? Veya bir akademisyen veya bir siyasetçi, bir öğretim görevlisi de bu listede olsa, o düşünce zenginleşse ve bir konuya odaklı olsa, mesela sadece Montreux olsa veya sadece Kanal İstanbul olsa veya sadece asker, sarıklı bir asker meselesi olsa veya okullar, askeri okullarla ilgili olsa, Türkiye'nin son zamanlarda tartıştığı bütün sinir uçları yaratan ve bazıları da hiç aslında olmayan, gerçek olmayan konular bir sayfaya şöyle bir A4'e sığdırılmış. Tam bir bildiri havası. Yani iki sayfa da değil. Bir bildiri sayfasında. Sonra bir entelektüel çalışma var mı bunda? Yani Montreux derken, Montreux'u anlatırken bir Montreux ile ilgili bir şey var. Mesela Büyükelçilerinkinde bir kısmen var. Tarihsel atıflar var, derinlik var az çok. Yani yine de kısa metin ama bir derinlik var orada. Bir Kanal İstanbul'la karşılaştırıyor. Ha orada da bir beka sorunundan bahsediyor ama o bağlamda bahsediyor. Burada mesele emekli amiraller olunca. Şimdi emekli amiraller gece yarısı bir bildiri yayınlıyorlar.
Şimdi ben emekli olmuş başka amirallerle de konuştum. Başka kuvvetten kişilerle konuştum. Şu metni o şekilde yayınlamanın, bu imzaları yayınlamanın yanlışlığı konusunda herkes mutabık. Kimlerle konuştun? Emekli amiraller. İmza vermeyen mi? Vermeyen tabii. Çünkü bu bir de demden ben daha önce, dün de yazmıştım bunu. Amiraller diye bir WhatsApp grupları var. Orada yazılıyor, paylaşılıyor, düzeltiliyor, ekliyor, çıkartılıyor, bir şeyler oluyor. Bunu organize edenler var. Deminden hani 14 kişi niye belirlendi? Bir de organize etmeyen pasif işte hani grubun hatırına imzacı olarak kendini ortaya koyanlar var. Ve imzalamayanlar var. Reddedenler var mesela. Şimdi onlar da hep zaman zaman belki o grup muhtemelen devletin adli kuvvetleri WhatsApp grup yazışmalarını da çıkarmışlardır. Onun üzerinden ilerliyordur. Muhtemelen öyle gidiyordur. Orada da reddedenler kimlerse mesela çıkacaktır. Onların tanık olarak ifade verecektir. Niye reddettiklerini söyleyeceklerdir. Bir bütünlük oluşacak. Esasına bakıyorsunuz. Metnin deminden bahsettiğim gibi. Mesela Montreux ve Kanal İstanbul sarıklı subayla askeri okullar birbirine katılmış ve en tehlikelisi de şu. Bir düşünce belirtiyorsanız, yani bir ifade özgürlüğünü kullanıyorsanız, muhtıralarda olduğu gibi aziz Türk milletine diye bir hitap kullanmanızın ne anlama geldiğini bilmeniz lazım. Sonunu bitirişiniz de zaten öyle. Yani burada sonunda da götürdüğünüz yer aksi halde deyip Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için tehlikeli olayları yaşamak risk. Şimdi bu, eğer böyle bir risk görüyorsan sadece ona odaklan. De ki bu şu risklere yol açar. Buna da karşıyız de mesela. Buna da siyasete bu konuda ayar vereceğine, buna da karşı olduğunu söyle. Ondan sonra ve bu bunalımlı ve beka meselesi bu belgenin en çok tartışılacak bölümü. Neden peki Nedim? Yani yani riske, tehlikeye işaret ediyoruz. Şöyle bir şey. Bir, Kanal İstanbul bir devletin bir projesi. Buna muhalefet zaten gerekli. İşte İstanbul Belediyesi, akademisyenler, bilim adamları, toplum. Belki referandum yapılacak. Buna bir itiraz süreci var. Bunun bir sürü denetim, hukuki denetim yolları falan var. Montreux ile ilgili herhangi bir tartışma yok. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Kaldı ki yani Kanal İstanbul'u yaptığınız zaman Montreux'u etkilemediğini bu amiraller grubunda olan mesela Cihat Yaycı ile de konuştuğunuz zaman veyahut da televizyon açıklamalarını gördüğünüz zaman şey yapıyorsunuz. Etkilemiyor. Zira siz isterseniz birkaç tane kanal dahi yapsanız Marmara Denizi'nin rejimi değişmiyor. Kaldı ki mesela tarih şey gerçek, ben mesela şunu sordum uzmanına, dedim ki ya Montreux'u bir an için hani şey yapın. Varsayalım ki Montreux tartışmaya açıldı. Biz değil de anlaşmaya taraf ülkelerden bir tanesi 2 yıl önceden başlamak üzere ben feshedilmesini istiyorum. Yani çıkmak istiyorum. Bunun lağvedilmesi. Çünkü onun birçok ülke taraftarı var. Böyle bir itirazda bulundu. Biz Montreux'un şeyini kaybettik. Ne oluyor? Yani yabancı kuvvetler gelip İstanbul'u işgal ederek, Boğazları işgal ederek tekrar Boğaz'daki eski 1936 öncesi rejime mi dönüyor? Hayır. Burası sizin iç deniziniz. Burası sizin bağımsız toprağınız. Daha da sıkı kontroller kendiniz getirebiliyorsunuz. Yani çünkü kendi toprağınız, kendi suyunuz, kendi deniziniz oluyor, iç deniziniz oluyor. Dolayısıyla bu da hani içinde bazı gerçekleri de barındırmayan ve zaten var olmayan bir tartışmayı gündeme getiriyorsunuz. Ve bunlar üzerinden neyle birleştiriyorsunuz bunu? Askeri okullarda müfredattan işte şeyin çıkartılması, Atatürk şeyin çıkartılması veya İrtica kelimesinin alımlarda çıkartılmasından. Bunu, ama Atatürk adı çıkartılmadı biliyorsun. Ya biliyorum. Olmayan şeyler diyorum. Evet, zaten evet. Olmayan. Yani zavallı şey Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu kendini iyi parçalıyor. Ya bu 1972'de, 75'te, 79'da yönetmelikte olmayan bir madde bu irtica kelimesi. 2001 yılında 28 Şubat süreciyle konuyor deniyor. Evet. Bugün daha farklısını biz şeye koyduk. Milli güvenlik kararları güvenlik kurulunun aldığı kararla yapı, oluşum, grup daha da genişleyen bir şey var. Orada bir karar alındığı zaman yargı kararına gerek yok. Yani bir terör örgütü olarak tanımlanmasına gerek yok. Herhangi bir yapı, grup, oluşum, milli güvenliğe tehdit oluşturacak bu tür yapılar tespit edildiği zaman ve bunlarla iltisak tespit edildiği zaman o kişilerin asker olması zaten mümkün olmuyor. Böyle bir düzenleme yani de gelmiş. Kapsam daha da genişletildi. Genişletiliyor. Dolayısıyla yani bakın burada hani maddi unsuru da bildiri dedim, manevi unsuru da bu insanın niyeti ne? Peki darbe mi? İşte orada maalesef karşımıza gözaltı süreciyle karşımıza çıkıyor. Bunu ben darbe yapma ihtimalleri olduğu için değil.
Öyle bir şey, öyle bir kapasite görmüyorum. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde hala, bakın darbeye, 15 Temmuz darbesine katılan 5600 subay, assubay FETÖ'cü vardı. 8800 civarında toplam sayı var, erler, öğrenciler dahil. Ama subay, assubay sayısı 5600'dü. 15 Temmuz'dan bu tarafa biz 22.000'den fazla FETÖ'cü temizlendi Türkiye'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Yani 5600 kişi darbeye katıldı, 22.000 ek FETÖ'cü tespit edildi. Ve hala en az bunun kadar TSK içinde FETÖ'nün elemanlarının olduğunu bu arada yetkililer bildiriyor. Yani bunu birkaç defa da yazdık. Bu arada şöyle bir bilgi geldi bana. Şimdi gözaltındaki emekli amirallerden bunlar şimdi ifade veriyorlar ya, verdikleri ifadelerden bazı kesitler geldi. Şöyle diyorlarmış bazıları, biz yazmadık, sadece imzaladık. Bu bildiri, hani senin aktardığın bilgileri de teyit eden bilgiler bunlar. Bu bildiri sabah yayınlanacaktı ama gece yayınlanmış diye ifade vermişler. Hani kim gece yayınladı, onu söylüyorlar mı, söylemiyorlar mı bilmiyorum. Onun tespit edilir yani. Biz yazmadık, sadece imzaladık. Kim yazdı? Bakın, hani... Şimdi böyle bir metin, bakın bu bir düşünce özgürlüğü. Düşünce ifade ise o düşünce o kalibrede, yani amiraller düzeyindeki, kalibresindeki insanlar böyle bir düşünce metni hazırladığı zaman Cihat Yaycı'nın imzası yoksa bunu ortaya koymamanız gerekir. Yani ben derim ki, ben emekli bir amiral olsam, ya Cihat'ın imzası yok bunda dediğim an her şey çözülür. Neden biliyor musunuz? Montreux'u de mavi niye? Vatanı... Cihat Yaycı şey mi? Bak, bu işin bilirkişisi. Bak, ben size şöyle anlatacağım. Bunu imzalamayanlardan biri oldu. Ya bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ben Cihat Yaycı, ben kafaya imzalamadı. Bak. Ben kafaya şu, tamam, Cihat Yaycı'ya saygı duyarım. O otorite olabilir. Benim kafaya taktığım konu şu. Ya günlerdir bir Montreux tartışması tutturulmuş gidiyor. Evet. Ya ben bu işi araştırdım. Bu Montreux tartışması nereden çıktı? Ya bu Mustafa Şentop. Ya çok komik bir olay. Ya Mustafa Şentop'un konuşmasını dinledim. Habertürk'te çıkmış bir bir öyle program. Bir şey bile demiyor yani. Ya demiyor adam. Ya demiyor zaten adam. Yani diyor ki Marmara'nın gerçekten çok diyor, komik yani. Ya diyorlar ki Mustafa Şentop'a, Muharrem Sarıkaya bizim gazeteci arkadaşımız soruyor, diyor ki ya diyor, mesela diyor bu şeyi konuşuyorlar, İstanbul Sözleşmesi'ni konuşuyorlar. Mesela diyor, farz-ı muhal herhangi bir cumhurbaşkanı diyor bu sistemde istese Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilebilir mi diyor. Aklına geliyor o arada. Diyor ki bir de diyor mesela Montreux Sözleşmesi'nden çekilebilir mi? Ya farazi bir şey soruyor. Şentop şöyle cevap veriyor. Teknik olarak yapabilir. Mümkündür ama tabii muhtemel değildir. Mümkün başka, muhtemel başka. Marmara Denizi'nden ayran yapmak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Yeterli miktar yoğurt bulursanız mümkün olabilir. Ama böyle bir şey muhtemel midir? Değildir. Bitti. Bütün yani kıyamet buradan, oradan kopuyor işte. Ya buradan Montreux'den çekiliyoruz. Montreux feshediliyor. Montreux ile ilgili bir karar alındı. Sonucu çıkar mı ya böyle bir açıklamadan? Ben onu anlamadım yani. Nereden çıkıyor bu iş? Ama Ahmet Bey, bu kadar farazi değil ki olay. Muharrem Sarıkaya'nın da sorması hani tamamen böyle bir faraziden kaynaklı. Hayır, ben soruyu değil. Bak, dikkatinizi soruyu çekerim. Yani bir daha soruyorum. Montreux Kanal İstanbul'la bağlantılı hayır, olarak. Hayır, hayır. 2-3 yıldır tartışılıyor. Şöyle tamam, o tartışmadan haberim var. Şöyle soru şöyle soruluyor. Yani Muharrem Sarıkaya şöyle sormuyor. Kanal İstanbul var efendim. Biliyorum, onu biliyorum. Biliyorum onu. Kanal İstanbul var. Hani Montreux bilmem ne, öyle sormuyor. Diyor ki İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılabilir mi, çıkılamaz mı tartışması. Ona atıfta bulunarak diyor ki mesela diyor bir Cumhurbaşkanı bu sistemde isterse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkabilir mi diyor. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Montreux de geçmiyor yani içinde. Ondan sonra diyor ya mesela bir de Montreux'den çıkabilir mi diyor. İkinci hani böyle yani bir uluslararası anlaşma örnekleri veriyor. O da diyor ki bu uluslararası anlaşma örnekleri üzerine ya teknik olarak olabilir, mümkündür ama böyle bir şey muhtemel değildir. Mümkün başkadır, muhtemel başka. Marmara Denizi'nden ayran yapmak mümkün mü? Mümkün. Yeterli miktar yoğurt bulursan mümkün. Ama böyle bir şey muhtemel değil. Peki, kardeşim o zaman... diyor. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Yani
bu cümleden aklı çalışan, okumasını bilen bir insan olarak şöyle baktığımda ha, bu adam Montreux'dan çekileceğiz falan demiyor derim yani. Ya demiyor. Bugün Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Ya zaten Cumhurbaşkanı ama da söyledi. Ama Ahmet Bey, burada cevabı aranması gereken soru şu. Niye konu Kanal İstanbul'a getirildi? Yani bu amirallerin, emekli amirallerin bildirgesinde de yine bir Kanal İstanbul vurgusu var. Şimdi ben aklıma şu geliyor. Gezi olaylarını hepimiz yaşadık. O zaman çevreci bir hassasiyet söz konusuydu. Sonra o Gezi Komitesi'nden bazı isimler Ankara'ya geldi. Bakanlarla görüştü. Ne çevrecilik vardı ne başka bir şey. Ne dediler? Şu projeler yapılmasın. Şimdi bugün bakıyoruz bir Montreux hassasiyeti var. Bir laiklik hassasiyeti var. Ya. Ama bildirinin satır aralarında şu var. Kanal İstanbul yapılmasın. Şimdi o zaman benim aklıma başka şeyler geliyor. Zafer, bak ben şunu diyorum. Yani bir tane yetkili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı çıkar der ki Montreux'den çekiliyoruz. Böyle bir karar almak üzereyiz der. Tamam, bir infial gösterirsin, tepki gösterirsin. Ya adam böyle bir şey söylemiyor. Ben böyle bir saçmalık görmedim. Yani koskoca amiraller ya Montreux'den çekiliyoruz demiyor ki. Sosyal medyada sürekli bu konu tartışılıyor. Montreux'den çekiliyoruz. Neye dayandırıyorsun kardeşim bunu? Meclis başkanı söyledi. E adam söylememiş ki böyle bir şey. Söylemiyor. Sonra düzeltme yapmış Mustafa Şentop. Duyulmuyor ses. Yok. Ya sesi duyulmuyor. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Muhalefet partileri de Montreux'den çekiliyoruz diye tam tersi bir görüş de belirtmiyorlar. Buna da itiraz etmiyorlar. Çünkü gündemlerinde yok. Yani öyle bir konu yok çünkü. Çünkü yok ki öyle bir açıklama yok yani. Ben böyle başkanı, bir saçmalık görmedim hayatımda yani. Fikir haysiyetsizliği diye bir Ahmet Bey tarif de yaptı yani. Ya, söylemediğim bir bugün, şeyi sanki söylemişim gibi. Ya ben gerçekten bunu anlamıyorum. Şöyle olabilir, hani dersin ki ben işte Kanal İstanbul yapıyorum, Montreux'den çekileceğim falan, hani böyle laflar edilir. Eyvallah, yok, o zaman o tepki gösterirsin. Montreux bizim bugün Cumhurbaşkanı dedi. Çok güzel bir açıklama yaptı. Diyor ki ya kardeşim diyor, bu diyor o zamanın konjonktüründe yapılmış en iyi anlaşmadır diyor. Dedi mi? Dedi. Bugün içinde hala bağlılığımızı sürdürüyoruz. Dedi mi? Dedi. İleride daha iyi bir, bundan daha iyi bir anlaşma yapma fırsatı doğarsa da onu değerlendiririz dedi. Ya bunda itiraz edecek bir şey Ahmet var mı? Ahmet Bey, bakın yanlış hatırlamıyorsam 30 Mart'ta Ulaştırma Ahmet Bakanı'nın Bey açıklaması var. Kanal İstanbul'a yakında başlayacağız çalışmalara diye. Ona yönelik mi? Arkasından yani? Çevre Bakanı'nın açıklaması var. Çevre Bakanı Kanal İstanbul'a karşı çık abi ya, o zaman. Yekten çık. İşte ben Montreux'den çıkma vardır yani demiyorum ama şimdi bütün böyle ayrıntılardan bütüne gittiğimizde bu işin perde arkasında sanki Kanal İstanbul, ya, anti Kanal İstanbul lobisi tamam, var gibi geliyor. Kanal İstanbul'a karşı çıksın o zaman abi. Montreux'u karıştırmasın. Ama işte Montreux'u karıştırdığınız zaman toplumun başka kesimlerine başka sinir mesajlar veriyorsunuz. Sinir uçlarına dokunuyorsun. Peki. Diyorsunuz Şaban işte, Bey. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra Montreux'u da kaldıracak. Ya ben bir gazeteci şimdi olarak Şaban Bey gerçekten tarafsız bir şekilde söylüyorum. Ya okuduğunu anlayan bir insan olarak Mustafa Şentop'un açıklamasında herhangi bir Montreux kalkacak iması, şusu, busu görmedim kardeşim. Ya yani görmedim. Bunu aklı Ahmet Bey, başında tamam olan kime okutursan ama bakın, söyler. Ahmet Bey. Buyurun Şaban Bey. Tamam. Zaten ama karar verici olan, peki karar verici olan Sayın Mustafa Şentop mu? Değil. Değil mi? Hepimiz biliyoruz. Yani Sayın Mustafa Şentop'un Montreux'den çıkıp çıkmayacağımız konusunda karar merci olmadığını hepimiz biliyoruz. Ya Mustafa tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp çıkmama kararında bir söz hakkı olmadı gibi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bakın tartışma neden ben bugün Mustafa Şentop'a Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama. Ya Şaban Bey, ben şimdi saçmalamış oluyorum ama o zaman neden Mustafa Şentop'a örnek veriyorum? Tabii ki karar merci o değil. Ama tartışmanın Mustafa Şentop'un açıklamalarıyla başladığı için, Mustafa Şentop böyle dedi diye hayır, bu tartışmayı alevlendirdikleri için söylüyorum bunu. Yoksa ben Mustafa Şentop karar merciydi tamam demedim ki. Ahmet Bey bakın Mustafa Şentop tartışmayı hani gündeme getirdi. Montreux sözleşmesini, Montreux anlaşmasını gündeme getirdi Muharrem Sarıkaya'nın o sorusuyla. Getirmedi. Ama bakın Montreux Sözleşmesi'nden getirmedi. Türkiye'nin çıkıp çıkmayacağı konusu 2-3 yıldır zaten kamuoyunda tartışılıyor. Mustafa Şentop bugün, bunu bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç saat önce yaptığı açıklama, Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç saat önce yaptığı açıklama aslında bütün endişeleri giderdi.
Gerçekten ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Montrö ile ilgili yaptığı açıklama beni de çok tatmin etti mesela. Hayır, ben ya Şentop, o günün koşullarında yapılmış en iyi anlaşma dedi. Bak ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben ama yine, dedi bundan sonra yine bir tartışma bundan sonra daha iyi bir Türkiye'nin çıkarları için durum gelişirse tabii ki Montrö'yü yenileriz. Montrö'den çıkarız. Hani daha iyi kazanımlar elde edeceğimiz bir durum olursa dedi. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Bu gayet makul bir açıklama. Bir şey söyleyebilir miyim Şaban Bey? Bir şey daha söyleyeyim müsaadenizle. Hayır, bir dakika. Bir şey söyleyeyim ondan sonra söyle. Mustafa Şentop bu konuyu gündeme de getirmedi. Bak gündeme de getirmedi. Benim soru cevap izledim. Mustafa Şentop Montrö'yü gündeme getirmedi kardeşim. Mustafa Şentop teknik bir açıklama yapıyor. Sözleşmelerden çıkma konusunda gazeteci de örnek olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Montrö gibi sözleşmeleri hatırlatıyor kendisine. O teknik açıklamasını sürdürüyor ve bunun mümkün ama muhtemel olmadığını söylüyor. Şimdi bu Mustafa Şentop Montrö'yü gündeme getirdi. Denemez ya buradan. Ya bu boş bir tartışma abi. Gerçekten tabii denemez. O anlamda Ahmet Bey o anlamda demiyorum. O anlamda demiyorum. Bakın konu Montrö konusu 2-3 yıldır Kanal İstanbul'la bağlantılı olarak kamuoyunda tartışılıyor. Bunu da hepimiz biliyoruz. Doğru. Ben de biliyorum gazeteci olarak. Ama siz de biliyorsunuz. 2-3 senelik amirallerimiz de biliyor. Emekli doktorlarımız da biliyor. 2-3 senelik tartışmaya atıfta bulunarak yapılmıyor bu açıklama, bu bildiri. Yani 2-3 yıllık Montrö tartışmasına yönelik olarak biz bu bildiri yayınladık demiyorlar. En son neden çıktı bu tartışma? Mustafa Şentop başlattı diye çıktı. Başlatmadı kardeşim böyle bir tartışma Mustafa Şentop. Meclis başkanının yok böyle bir şeyi. O anlamda doğru. Ben o anlamda doğru. Başlatmadı. Çalışıyorum başlatmadı bunu. Şöyle. Tartışmaların yeniden akla gelmesini, gündeme gelmesini sağladı Muharrem Sarıkaya'nın sorusu ve Sayın Mustafa Şentop'un cevabı. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Montrö konusunda yaptığı açıklama gerçekten hani ben mesela gayet makul gördüm. Ülkemizin hani çıkarlarına gayet hani duyarlı Sayın Cumhurbaşkanı Montrö konusunda. Ve mesela ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o açıklamasından şahsen ikna oldum. Ahmet Bey. İki Ahmet Bey. Tamam. Bakın hiçbirimiz konuşmuyoruz. Bu sarıklı amiral olayı. Konuşacağız. Değil mi? Şaban sarıklı Bey. Amiral olayı. Şaban Bey. Yani sarıklı, o fotoğrafı görünce hepimiz şey irite olduk. Şaban hepimiz Bey, endişelendik. Şaban Bey bir dakika sistematik gidelim. Efendim? Sarıklı amiral konusunu özel olarak konuşacağız birazdan. O konu açıldığında ilk sözü size vereceğim. Yok Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var diye söyleyecektim. Ahmet tamam Bey, var biliyorum. Ahmet Bey benim itiraz ettiğim bir nokta var. Buyurun. Tamam okey. Benim itiraz ettiğim bir nokta var. Dediğiniz gibi olmayan bir konu üzerinden bir kriz üretiliyor. Biz bunu geçmiş dönemlerde de çok gördük. Olmayan kriz üzerinden, bir konu üzerinden üretilen krizden bir algı yönetimi yapılıyor. Zaten sorun da burada, rahatsız edici nokta da orada. Yani bu amirallerimizin Montrö konusunda farklı düşünmeleri zaten bildiğimiz bir konu. Bize yabancı değil çünkü 2-3 yıldır televizyonlarda Montrö denince en çok bu amirallerimiz konuşuyor. Çünkü bunların alanları ya da büyükelçiler konuşuyor. Bunların görüş açıklamalarında bir sorun yok. Buradaki sorun, burası açık bir top. Buradaki sorun hani bir odak sapması oluşmaması için rahatsız olduğumuz nokta şu ki bence görün bakın bu ifadeler ortaya çıkınca ismi geçen emekli amirallerin bir kısmının da bunda rahatsız olduğunu göreceğiz. Çünkü birileri bir şeyler yapmak istiyor. O nedir? Çok genel ifade kullanmak istiyorum. Montrö konusunda rahatsız olabilirsin ama gece yarısı bu milletin bir darbe hafızası var. Gece yarısı bildiriler yayınlanmış, muhtıralar verilmiş, darbeler yapılmış. Gece yarısı bunu açıklaman, darbelerde kullanılan üslubu, dili tercih etmen ve burada aksi halde diye başlayan cümleyle hiç Montrö ile sizin alanınız olmayan bir konuyla ilgili olarak tutup bir darbe tehdidinde bulunman bu rahatsız ediyor. Yoksa kimse emekli oramirallerimizin Montrö ve Boğazlar konusundaki bilgisine, eğitimine, itirazlarına bir diyeceği yoktur. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da oldukça ifade etti. Darbe mekanikleri, Ahmet Bey, darbe süreçleri,
darbe sistemleri bu açıklamalarla, bu bildirilerle, gerçek olmayanlar üzerinden oluşturulan algılarla hazırlanıyor o süreçler. Abdülkadir, ve bunlar bir günlük bir iş değil. Böyle böyle gidiyor. Ben iyi niyet arıyorum, tamam mı? Ben şimdi amiral olmuşsun. Ya amirallik önemli bir mevki, önemli bir görev. Bu görevi ifa etmişsin. Bir bildiri yayınlayacaksın. İddialı bir iş yapıyorsun. Ya önce Montrö tartışması nereden çıktı diye bir bakmaz mı insan ya? Mustafa Şentop çıkarttı bunu, meclis başkanı. Ya bir bakalım ne demiş bu adam demez mi insan ya? Hani ben böyle bakılması gerektiği, yani bir ciddiyet istiyorum ya. Böyle bir ciddiyet yok yani. Oturuyorsun Montrö konusunu temel alan, baz alan, en önemli mesele olarak, bildirinin en önemli meselesi o. Öyle bir şey, büyükelçiler için de aynı şey. Emekli büyükelçilerin yayınladığı bildiride de ya Montrö diye yeni bir tartışma çıkmamış. Ha, Şaban Bey'in ifade ettiği gibi evet bir süredir böyle bir tartışma var ama bu tartışmayı en son meclis başkanının başlattığı iddia ediliyor. Baktım ben. Yok kardeşim böyle bir şey. Şey sordunuz ya. Açmalık yani başka bir şey. Bu ifade özgürlüğüne girmez mi? Doğru. Bu ifade özgürlüğü ifade özgürlüğü için o ifadenin altını dolduran bilginin bulunması lazım. Evet, o bilgi yok. Onu söylüyorum ya. O yüzden düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü diye tartışılmaz. Meral Akşener'in zevzeklik demesi gayet isabetli işte. Hani o belki başka maksatla söyledi ama sonuçta olmayan bir şey üzerinden sen eğer fırtına kopartmaya çalışıyorsan ya art niyetlisin ya da zevzeksin. Başka bir şey yok bunun. Yalnız açıklaması şöyle, yok. Ahmet Bey, bu bildiriyi tetikleyen tek ama etken... Ama Ahmet Bey, yani bir şey söyle, bir şey... Evet, Abdülkadir. Yani bir dediğiniz gibi, dediğiniz nokta şu açıdan önemli. Bir kurmay zekası gerektirir. Bunlar amiral olmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en eğitimli, en seçkin insanları, birkaç yabancı dil bilen insanlar. Bir iddia ortaya atarken bir gerçek mi değil mi ona bakmak lazım. Ama Ahmet Bey, biz bunu geçmişte birkaç şeyde rastladık. Örneğin 27 Nisan e-muhtırası verildi değil mi? E-muhtıra verildikten sonra Başbakan Erdoğan, bir anekdot paylaşmak istiyorum. O dönem o muhtırada hedef olanlardan birisi de o dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ti. Hüseyin Çelik biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a gitti. O muhtarada iddia edilen konularla o konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar, yaptığı işlemler, aldığı kararlar. Bu iddia bu. Hüseyin Çelik diyor ki efendim bizim resmi internet sitemizden bu açıklamayı yapmışız. Olayın doğru olmadığını ifade etmişiz. Büyükanıt diyor ki benim bundan haberim yok. Diyor ki bu iddia var. Bu kişi alınmış, görevden alınmış, yargılanmış. Benim bundan haberim yok. Böylece birçok iddianın doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Yani bu metni hazırlayanların hepsi maalesef gerçeklik ve doğrular üzerinden hareket etmiyorlar. Ama ülkeyi bir yangın yerine çeviriyorlar, bir krizin içerisine sokuyorlar. Ahmet, bir kurmay zekası bunun doğru olup olmadığına bakmaz mı? Zafer'in sözü eksik ya kaldı. Şimdi şu var, bunu tetikleyen tek şey Sayın Şentop'un o olmayan açıklaması değil aslında. Geçen hafta bugündü sizin programınızda. Biz neyi tartıştık? Harva kalemleri yönetmeninin değişmesini tartıştık. Bakın. O da mı yok? Bir bardak su da fırtına kopardılar. Halbuki soyut olan irtica kavramının yerine daha somut müeyyidelerin uygulanmasını öngören bir düzenleme yapılıyor. Hemen arkasından ne geldi? Şöyle bir iddia ortaya atıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün adı askeri kurs yönetmeninden çıkarıldı. Üzerinden 24 saat geçmeden bunun böyle olmadığı çıkarılmamış mı? Çıkarılmamış. Sonra ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi sistemli bir şekilde hedef alınmaya başlandı. Niye bu yapıldı? Hani meşhur Rant raporu var ya Ahmet Bey. Geçen yıl bu zamanlar biz tartışıyorduk. Rant raporu. Rant raporunda ne diyordu? Milli Savunma Üniversitesi hedef gösteriliyordu. Ve bu üniversitenin müfredatının bir şekilde elden geçirilmesi, değiştirilmesi gerektiği söyleniyordu. Bunu niye istiyorlardı? Çünkü kendilerine uygun eleman devşiremeyeceklerini düşünüyorlar. Milli Savunma Üniversitesi'nin müfredatı değişmezse. Hatırlayın 15 Temmuz darbesinden sonra bir üst düzey Amerikalı komutan, NATO komutanıydı sanırım. Biz dedi çalıştığımız adamları kaybettik dedi. Adam resmen böyle bir açıklama yaptı ya. FETÖ'cü hainlerle ilgili çalıştığımız adamları kaybettik dedi. Şimdi Rant raporunda ne diyor? Müfredatı değiştirin. Şimdi bu tartışmaların bir hafta 10 gün öncesinde ne hedef alınıyor? Milli Savunma Üniversitesi. İşte askeri kurs yönetmeni Atatürk'ün adı çıkartılıyor sözde. İnkılap tarihi dersi kaldırıldığı iddiası da var. Onu unuttum.
Bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Hemen arkasından da Kanal İstanbul'un çalışmalarına başlanacağı bakan düzeyinde açıklanıyor. Arkasından bakıyorsunuz efendim yine 90'lara has işte şeriat mı geliyor, laiklik tehlikede, Montreux derken perde arkasında ne görüyoruz biz? Hedef ne? Kanal İstanbul'u yaptırmamak. Yani burada aslında ya, fotoğraf bu. Kanal, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Burada hedef kesinlikle Kanal İstanbul. Ben de diyorum ki ya Kanal İstanbul'a karşı olabilirsin. Karşıysan mertçe gayet muhalefet edersin, istemiyoruz dersin. Değil mi? Yani politik arenada söylersin. Ama yani bunu. Daha geniş bir karşıt grubu oluşturmak ve toplumun geniş kesimlerini lobi olarak yanına çekmek için işte ortaya Montreux'u atıyorsun. Ben işte onu... Layıklık diyorsun, şeriat tehlikesi abı altından sopa gösteriyorsun. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa bana ne yani isteyen Karan İstanbul'u destekler, isteyen karşı çıkar. Yalanlar üzerinden yapma ya. Bunu bir kampanyaya dönüştürme. Bir örnek vereyim. Yani. Mısır'da Süveyş kanalını bir gemi kapattı ya 10 gün. Kanal İstanbul tartışması. Hayır ona yani. Girmeyelim ama bakın Mısır 10 günlük o kapanma sebebiyle 1 milyar dolar tazminat istiyor. Şimdi bir düşünmek lazım. Ya bu kadar karşı çıkıyoruz bu Kanal İstanbul'a da. Peki onu başka bir zaman tartışalım. Ya demek ki burada bir şey var ya bir ekonomik getiri söz konusu. Başka bir zaman konuşalım. Şimdi bu arada şöyle bir bilgi geldi bana. Pardon Nedim seni de söyleyeyim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu biz tabii bildiriler, muhtıralar sonrası hep darbelerin toplumsal hafızamızdaki acılarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama darbe ve sonrası süreçleri incelerken, konuşurken darbe öncesinde neler olduğunu pek bir hatırlamıyoruz. O süreçte mesela çok basit bir o örnek iklim yaratma, atmosfer i̇klim yaratma, oluşturma. Yani burada Uluç Gürkan vardı ve Uluç Gürkan konuşma sırasında 60 darbesi öncesini yaşayan gençlerden bir tanesi. Ve dedi ki bizi dedi iki tane gencin Menderes tarafından kıyma makinelerinde öğütüldüğüne inandırdılar. Böyle döndüm gerçekten çünkü karşımda son derece rasyonel, eğitimli bir insan var. Dedim ya üniversite öğrencisi o tarihte. Gerçekten inandınız mı? Evet inandık dedi. Yani... Toplumlar buradaki birçok olmayan şeye inandırılabiliyor. 15 Temmuz öncesi atmosfere dikkat edin. Aynen bu iklim oluşturuluyor. Burada da bahsedilen bazı konular üzerinden. Çünkü niye? Onlar sistematik karşı bir şekilde. Toplumsal fay hattı şimdi özellikle Türkiye'deki iç siyaseti dizayn etmek isteyen dış güçlerden bahsediyorum. Onların burada mutlaka etkisi var. O zaten asıl can sıkan kısım o. Yeni bilgiler geliyor. Şimdi ya bu... bildiriyi kaleme alan ismin Ergun Mengi olduğu ortaya çıkmış. Celal Ülgen, avukat Celal Ülgen bu bilgiyi vermiş. Evet. Ergun Mengi, emekli amiral. Evet. Tanıyor musun? Tanımıyoruz tabii ama nereden bu olayda öğrendik? Bir numaralı imzacı ve İyi Parti'nin dış ilişkiler koordinasyon başkan yardımcısıya zikredilen kişi var ya İyi Parti. Neye İyi Parti? İyi Parti stratejik, uluslararası stratejik... yani bir başkan yardımcısının yardımcısı. Komitenin, Ahmet Örezan var ya milletvekili, evet. Onun o başkanı... İyi Partili mi bu adam yani? Üyesi değil ama Ahmet Erozan'ın yardımcısı. Yani İyi Partilerde ne diyelim onu ilişkili, o komisyonun üyesi. Genel başkan yardımcısının yardımcısıysa nasıl İyi Partili olmadan? Şimdi o yani ilişkileri öyle. Yani sadece kağıt üzerine gördüğümüz hani ilişkileri öyle. Fikirsel olarak destek veriyor belki. Yani, fikir desteği veriyor. Ama yardımcısı olduğuna göre dediğiniz bağ öyle yani. Ya zevzeklik dedi Meral Akşener. Sayın Akşener bence çok doğru bir tanımlamayla zevzeklik dedi. Evet. Peki Ergun Mengi'nin... mesela onun dış bağlantılarına baktığınız zaman biraz... Tartışma zaten ben dün öyle bir şey yazdım. Yani bir bunu yazanlar, bunu gece yarısı paylaşanlar ve buna itiraz edenler tamamen açığa çıktığında ortaya çıkacak. Yani bunun bir fikir zaten özgürlüğü şöyle, mü yoksa bir plan mı olduğu ortaya çıkacak. Şöyle bilgiler geliyor. Bunlar bunu sabah yayınlamak üzere yani sabah yayınlanması üzere hazırlamışlar. Yani şeydeki ifadelerinden söylüyorum savcılıktaki ifadelerinden. Ama nasıl olmuşsa gece yayınlanmış. Ay çünkü bakın itiraz edip çıkanlar var Ahmet Bey bu gruptan. Ben bu konuyu kendim özel olarak hani gazeteci yok. 104 kişiden mi çıkanlar var? Hayır. Sayı daha fazla. İmza toplamaya çalışıyor. 104'e kadar düşmüş. Belki bir rakam daha da azalacak niye diyerken. Niye düşmüş yani? Çünkü itiraz ediyor insanlar. Neden? Hani kabul etmeyenler var. O metni kabul etmeyenler var. Önce imzacı olup birbiriyle konuşup çıkanlar var bu işin içinden. Yani o böyle 104 kişi bir araya gelmiş falan değil. Bu WhatsApp grubunda bu hani özel bir yerde toplantı falan da yapmış değildi. Bu Mengi
İyi Parti'nin kurucusuymuş ya. Metni diyor hazırlayan tek kişi o da tabii. İyi Parti kurucusu Ergun Menge. Abdülkadir sende bu konuda bir bilgi var mı? Ahmet Bey bu Ergun Menge ile ilgili olarak bir iddia da bugün Ömer Çelik'e de soruldu. Amerikan merkezli bir global ilişkiler formunun da üyesi olduğu ortaya çıktı. Zaten İyi Parti'deki görevi de Ahmet Eroza'nın başkanlığında siyasi kuruluşlar ve jeostratejik analizlerden sorumlu başkan yardımcısı. Gerçi şimdi Onur beni uyardı. Çok özür diliyorum. Bir network'ü olan Abdülkadir birisi. Bey, hemen onu belirtelim. Ben diyor şimdi İyi Parti'nin kurucular kurulu listesine baktım. O ismi göremedim diyor. Ergun Menge yok diyor. Kurucu değil. Kurucu, üye değil. Celal Ülgen yanlış. Size şöyle anlatayım. Evet. Şimdi Ahmet Kamil Erozan uluslararası politikalar başkanı. Bu Ergun Menge sadece Ahmet Erozan'ın. Uluslararası siyasi kuruluşlar ve jeostratejik analizlerden sorumlu başkan yardımcısı. Yani Kamil Erozan'ın 5 tane yardımcısı var. Bir tanesi Ergun Menge. Tuamiral. Emekli Tuamiral. Yani kendisinin partideki sıfatı bu. Yani söylemeyecektim ama Ahmet Kamil Erozan'ı da biz nereden hatırlıyoruz? Bütçe görüşmeleri sırasında hükümet sıralarına dönerek bütçeyi idareli kullanın, yılın ikinci yarısında biz geleceğiz diyen kişi. Aynı zamanda bu HDP ile yapıldığı iddia edilen ama hep inkar edilen anayasa görüşmelerine de İyi Parti adına katılan isim olduğu iddia ediliyor. Çok özür dilerim şeyi kaçırdım. O tam olarak nasıl konumlanıyor şöyle, o Menge? Bakın şimdi şöyle bir yapılanma var. Ahmet Kamil Erozan İyi Parti'nin uluslararası politikalar başkanı. Ya genel başkan yardımcısı. Genel başkan yardımcısı. Tamam. Kendisinin 5 tane yardımcısı var. Bunlardan bir tanesi Doktor Ergun Menge, Tuamiral, emekli Tuamiral. Görevi de şu, uluslararası siyasi kuruluşlar ve jeostratejik analizlerden sorumlu başkan yardımcısı. Tamam, İyi Partili o zaman. Yani Ahmet Kamil Erozan'ın yardımcısı. Yardımcısı yani, evet yani. Yani kurucu değil partinin de partinin dış ilişkilerini düzenleyen kişilerden bir tanesi ki bağlantılı olduğu vakfı zannediyorum Selvi anlatıyordu zaten. Pardon, Abdülkadir Selvi. Evet, yani Amerika Merkezli Düşünce Kuruluşu Global İlişkiler Formu'nun da üyesi olduğu şeklinde bir iddia var. Bu bildiri ortaya çıkınca İyi Parti'den de Aytun Çıray'la Ahmet Kamil Erozan ilk olarak bu bildiriyi desteklemişlerdi. O da parti içerisinde bir rahatsızlık yaratmıştı. Peki ama Aytun... Ahmet Bey tabii yine de ihtiyatlı olmak lazım çünkü daha soruşturmanın daha başındayız. Yok ben avukatın verdiği bilgi olarak aktarıyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Dün ben bu konuyu incelerken konuştuğum işte bu bildiriyi imzalamayan, imzalaması istenen ama bundan çıkan konuştuğum zaman metni hazırlayanın bu kişi olduğunu söylemişlerdi. Söylemişlerdi. Sadece teyit ediyor. Ama yine de biliniyor zaten. Yine de Abdülkadir'in uyarısı haklı bir uyarı. Yani sonucu beklemeden biz yargıda bulunmayalım. İddia ediliyor diyelim. Onun hazırladığı iddia ediliyor. Şimdi Abdülkadir hani Ahmet Kamil Erozan'ın yardımcısı olması illa bağlantılar olduğu anlamına da gelmiyor. Gelmez. Sonuçta emekli tümgeneralmiş. Tabii ben yani, İyi Parti'nin tutumu nedir diye sorarsan genel başkana bakarım yani. Genel başkan da en sert tutumu almış. En azından net bir tavır ortaya koymuş. Net tavır koymuş. Ya ister İyi Partili olsun ona bak. Yani Aytun Çıray desteklemiş. Bizi bağlıyor mu yani? Partiyi bağlıyor mu? Sonuçta partiyi... Esas bağlayan Meral Akşener'in tavrı. Meral Hanım o açıklamayı yapmasaydı Aytun Bey baş danışman sıfatı taşıdığı için o sanki partinin görüşü gibi algılanabilirdi. Ama Meral Hanım buna karşı olduğunu açıkladı. Aytun Çıray sildi mi o paylaşımını acaba? Yok silmedi. İkinci bir paylaşım. Silmemiş duruyordu ben baktım bugün. Başka kim destekledi? Ben bugün baktım duruyordu. Ahmet Bey... Bir milletvekili galiba. Pardon, yeni bir şey var da isterseniz... Hemen Şaban Bey, pardon özür dilerim. Yeni bir şey var ama bu konu İyi Parti dışında. Tabii hemen söyle. Bu olayla ilgili. Yeni bir şey varsa hemen söyle. Söyleyeyim, şimdi bugün Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı'na gidip Sayın Bakan'la görüşmüşler. Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın hem Twitter hem de Facebook hesaplarından yapılan açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama.
Emekli Subaylar Derneği ve işte Emekli Astsubaylar Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Milli Savunma Bakanlığı'na destek ziyareti gerçekleştirerek bazı amirallerin yayınladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti diyor. Şimdi biraz önce Emekli Subaylar Derneği TESUT bir açıklama yaptı. Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanmadık dedi. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nın hani o şeyini yalanlıyor TESUT. Bu da hani ilginç bir bilgi. Yani o bu onlara itibar kazandırmaz, itibar kaybettirir. Bir darbe iması olan bir bildiriyi kınamak onlar açısından önemlidir. Cumhurbaşkanı da bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı sıfatıyla kahraman ordumuz da bunları ayırıyorum dedi ki hepimiz de zaten o konuda askerlerle burada, bu bildiri yayınlayanları ayırırız. Şimdi, çünkü darbeler en büyük zararı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vermiştir. Şimdi, emir komutayı ortadan kaldırmıştır. Üst teğmenlere generallerin selam durduğu dönemler yaşanmıştır 27 Mayıs'tan. FETÖ'den söz ediyorum. FETÖ'den söz ediyorum. Yani darbeler en çok zararı Ahmet Bey Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vermiştir. Arkadaşlar. Keşke yalanlamasalar arkasında dursalardı ama şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir bilgi gelirse burada paylaşırız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu rica ediyorum. Başta Abdülkadir Selvi'den olmak üzere. Burada kimse askeri darbeyi ya da askeri muhtırayı ya da hükümete ayar veren bir takım açıklamaları onaylamıyor. Hepimiz kınıyoruz. Ben de dahil kınıyorum. Askeri darbeleri de kınıyorum. Bildirileri de kınıyorum. Askeri bildirileri de, muhtıraları da kınıyorum. Anladım. Bu ülkemizin demokrasisine, huzuruna, siyasetine hukuksuz bir müdahaledir. Anladım. Bu şimdi, çok güzel. Bundan niye burada, rahatsız bu, oluyorsun? Niye rahatsız? Çok sen, güzel sen niye bir rahatsız şey. Burada hayır, çok güzel Milli Savunma Bakanlığı ben bir haber veriyorum. Ben yani haber veriyorum. Darbe bildirisini. Ben bir haber. Sana göre darbe bildirisi. Sana göre darbe. Bana göre darbe bildirisi değil. Rahatsız olması darbe gayet bildirisi güzel. Falan değil. Nereden darbe ben bildirisi? Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha savcı bile darbe bildirisi demek sen burada darbe bildirisi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarının bu tür muhtıralardan, darbelerden rahatsız olduğunu biliriz. Bakın kardeşim, herkes, çünkü birileri darbe herkes, yapar, muhtıra yapar, bunun bedelini Türk Silahlı Kuvvetleri öder. Şimdi herkes konuşurken burada, şu sırtındaki küfeleri bir doğru. Hatırlasın. Evet, hatırlasın. Ben sırtımızda küfeler 15 Temmuz gecesi burada ben darbeye karşı yayın yaparken 15 Temmuz siz savunmaya çalışıyordunuz. Pensilvanya ziyaretini hepsini savunuyordun. Pensilvanya ziyaretini hatırla kardeşim. Şaban onlara karşı en büyük mücadeleyi burada ben verdim. Oldu mu? Biz burada sabaha karşı darbeye karşı direnirken az sonra az ilerimizde jandarma bombalanırken biz burada darbeye karşı direniyorduk. Siz kılıf aramaya çalışıyordunuz. Ya, 27 Mayıs'ta kılıf ararsınız. Kardeşim, 28 Şubat'ın arkasında durdunuz. Ya, 27 Nisan bildirisine kılıf aradınız. Meşru göstermeye çalışıyordunuz. Yapmayın Allah aşkına. Ne zaman FETÖ'cüler darbeci oldu aldınız. CHP'ye danışman yaptınız. Ya, söyletmeyin insana bunları yani. İkiniz de Ankara'dasınız. Ya, şimdi orada bakın Ahmet ülke, Bey. Ya, burada ikiniz de, sadece, Ahmet ikiniz Bey, de bu ülkede ben ayıramam yani gelip orada sizi. Durun. Hayır. Ya. Rahat olun. Bu darbe konusundaki rahatsızlıklarını ben bilirim bunların. Bilirim. Nerede ya, darbe muhtıra oldu mu bir yerden kaşınmaya başlarlar. Şaban onlardan bak, değildir ya Şaban Sevinç. Çok yanlış konuşuyorsun. Şaban Bey sizin de Abdülkadir Selvi çok yanlış konuşuyor. Abdülkadir Selvi çok yanlış konuşuyor. Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'in elini öpmesini kimsenin elini öpmedik. Ben orada FETÖ darbesine karşı mücadele ederken sen ortada yoktun oldu mu? Sen FETÖ darbesini savunuyordun. Sen 28 Şubat damgasını darbeci diyemez. Hayır, sen bunda bu muhtırayı yayınlar, darbe soruşturması geçiriyorlar. Beyler, oldu mu? Beyler, haddini bil. Gerçekten. Daha savcı bile darbeci demedi. Ben 15 Temmuz FETÖ darbesiyle canımın pahasına uğraşırken FETÖ benim hakkımda 17 tane dava açtı. Tabii, sene tabii, ne yaptı? Tabii. Nerede onu iddia ediyorsun? 17 salla, tane salla, bana salla, dava gitsin, açtı. Gittim hepsini mahkemelerde. Salla gitsin 17 tane dava açtı. O ne diye gittin Pensilvanya? Yalancı. Ben onların hesabının hepsini verdim. Ne diye gittin Pensilvanya? Sen şunu darbe muhtırayı, sen bunu desteklemen, sen bunun hesabını ver. Hesabını ver. Sen şunun oldu mu? Sen bunun hesabını ver. Neyi savunuyorsun? Ben ne vereceğim? 28 Şubat'ı da savundun. Bunu da savundun. Benim imzam var. Neyin hesabını ver?
oldu reklam arasında Ankara'da. Bir görelim. Abdülkadir Selvi. Ya lütfen şey yapmayın, yani sertleştirmeyin. Tartışalım, konuşalım. Her şeyi konuşacağız, her şeyi tartışacağız ama işi kişiselleştirip sertleştirmeyelim lütfen. Her ikinizi de seviyoruz. Belli bir şeyde tutalım. Belli bir düzeyde tutalım. Birbirimizi suçlamanın, itham etmenin... Ya Ahmet Bey, burada kimsenin darbeyi desteklediği, muhtırayı, bildiriyi desteklediği öyle bir şey olabilir mi? Çağban Sevinç. Yalnızca bu 104 Sevinç, amiralin siz... yaptığı açıklamanın bir suç olup olmadığı hani konuşuluyor. Daha sayın savcı bile hani suç olduğuna kanaat getirmemiş. Soruşturma aşamasında. Ya biz yani, işin zaten yani bu kriminal, tartışılıyor. Kriminal... Hani yok darbecileri destekliyorsun yok, bilmem ne. Yok öyle bir şey, yani böyle şey söylenmez. Olmaz ki. Şimdi işin kriminal tarafları başka bir şey. Yani onu az önce AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de işaret etti. Yani biz burada ne savcıyız ne polisiz. Yani işin suç var mıdır yok mudur onu bilmem ben. Yani o bizim işimiz değil. O savcının işi, oradaki araştırmayı yapan, soruşturmayı yürüten adli makamların işi. Biz siyasi boyutunu tartışıyoruz. Yani işin siyaseten yankısını ele alıyoruz. O bildiriyi yazdığı söylenen kişi de, Mengi soyadlı kişi de itham ettiğimiz birisi değil. Yani onu da suçlamıyoruz. Biz siyaseten bu bildiriyi kaleme almak, böyle bir bildirinin siyasi atmosfere nasıl bir etkisi olacağını anlamaya çalışmak. Bizim çabamız o. Başka bir çabamız yok. Sen zaten Şaban Sevinç olarak söyledin. Yani ben de dedin bu bildirinin yani zamanlaması, gece yayınlanması, üslubu, içeriğinde de katılmadığım yönler var. Bunu vurguladın zaten yeterince. Mesele yok yani bir... Farklılık yok aslında konuştuklarımız arasında. Sen sadece bunun bir suç olmayacağını söylüyorsun. Olabilir yani evet bir suç da çıkmayabilir buradan. Gözaltına alınanlar serbest bırakabilirler. Ama siyaseten elbette, bu onları eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Yani siyaseten eleştiriyoruz yani. Tabii ki ama bunları Ahmet Bey bu amiralleri hani düşünce... ve ifade hürriyetlerini kullandılar diye hani suçlu değiller, suç işlemediler diye savunmak da sen darbecileri mi savunuyorsun diye suçlanmayı gerektirmez. Benim tepkim buna. Peki. Yani yoksa başka bir şeyim yok yani. Peki. Zaten. Ya şimdi bu burada herkes görüşünü özgürce rahatça açıklayacak. Şimdi ben biliyorum sizin mesela kendi kanalınızda da bu bildiriye imza atan komutanlardan, emekli komutanlardan zaman zaman konuk aldıklarınız var değil mi? Ya şimdi Türkiye'de bütün iletişim kanalları ki, bu isimlere ki. Sonuna kadar açıkken ve görüşlerini sizin de ifade ettiğiniz gibi düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında rahat rahat dile getirme imkanına sahipken neden böyle bir bildiri yayınlıyorlar? Programın başında da söyledik hani bizim gibi darbe pratiği olan, maalesef acı hatıraları olan bir ülkede bunun ne anlama geldiğini eminim siz de biliyorsunuz. Ben bu bildirinin altına imza atan o emekli komutanların da gece yarısı bu bildiriyi yayınlayarak ne mesaj verdiklerini çok iyi bildikleri kanaatindeyim. Bilmiyorum siz böyle düşünmediğinizi söylüyorsunuz ama ben sizin adınıza sizin de böyle düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Yani hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ya. Ya şöyle işte, Zafer Şahin. Gece yarısı 103 böyle, tane 104 tane emekli amiral toplanıp de... aba altından sopa gösterirse bunun ne çağrıştıracağı çok bellidir Şaban Bey lütfen. Bak Zafer Şahin ben de yani... Gece yayınlanmasını yanlış buluyorum ama bu bir suç değil. Efendim 104 amiralin bir araya gelerek böyle bir bildiri açıklamasını yanlış buluyorum ama suç değil. Mesele o. Yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bakın anayasanın 26. maddesini bir daha okuyayım size. Anayasa 26. madde halen yürürlükteki anayasamız. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak... açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Peki, bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğinde kapsar. Paylaştı. Ya bu kadar basit. Ortalık ayağa kalktı. O zaman bu da aynı kapsamda mı değerlendirmek gerekiyor? Ama aynı kapsamda mı değerlendirelim bunu da? Demek ki mesele de o zaten. Demek ki aynı kapsamda değerlendiriliyor ki Ayasofya imamı laiklik kalksın, hilafet geri gelsin.
diyen Ayasofya mı kaldı ki kendisi 657'ye tabi bir devlet memuru. Şimdi bakın bir devlet memuru anayasanın oluyor. Temel değerini çekelim alalım diyor. Onun hakkında bir suç, ben her onun hakkında bir suç kovuşturması, soruşturması yapılmadı. Demek ki düşünce ifadesi diye görüldü ve Ayasofya imamı hakkında bir savcılık takibatı başlatılmadı değil mi? Yani keşke Şahin Yunan Bey kazansaydı Kurtuluş Savaşı'nı diyen kişiler hakkında da bir soruşturma açılmadı. Doğru mu Zafer Şahin? Şaban Bey, ben her ikisini de eleştirdim. Bu açıklamaları yapan hem Ayasofya imamını hem 104 amirali, emekli amirali. Tamam, ben de eleştirdim ama haklarında, terörist demedim. Burada sanki bir çifte standartçı bir tavır sergiliyorsunuz gibi geliyor bana. Yani amirallere düşünce ifade özgürlüğü, Ayasofya imamını başka bir yerde konumlandırıyorsunuz. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yok, hayır başka bir yerde konumlandırmıyorum. Nerede konumlandıracağım? Eleştiriyorum, yanlış buluyorum. Laiklik anayasadan çıksın demek, bir devlet memurunun bunu söylemesini yanlış buluyorum. Ama demek ki bizim savcılarımız, Türkiye Cumhuriyeti savcıları bunda bir şey görmemişler, bir suç unsuru görmemişler ve ya, bir işlem yapmadılar. Işte. Keza keşke Kurtuluş Savaşı'nı Yunan kazansaydı, Mustafa Kemal'in orduları Kurtuluş Savaşı'nı kaybetseydi diyen rahmetli Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük saygı duyduğu o kişi de bu sözler nedeniyle hiçbir soruşturmaya tabi olmadı. Hatırlatırım. Şaban Bey, o zaman ben size şunu Ahmet hatırlatayım. Bey. Siz de kendisini sık sık programınıza alıyorsunuz. Hani şu PYD bizim komşumuz olsun ne olur diyen bu emekli amirallerden biri. Mesela kendisinin şöyle bir açıklaması da var. Diyor ki iktidarı demokratik yolla düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak. Mesela bir yayında da bunu söylemiş yakın dönemde. Şimdi bunu nereye koyalım? Bu ifade özgürlüğü mü? Başka bir şey yanlış mi? Yanlış. Hayır, yanlış. Savcılar bunun yanlış için harekete geçsin mi mesela? Zafer Şahin, yanlış. Hayır, savcılar bunun için harekete geçsin yanlış mi mesela? Geçerse geçsin. Ben savcılara talimat verecek konumda değilim ki. Sayın savcılar, Türkiye'deki bu tartışmaları izliyorlar. Gerek duyarlarsa işte soruşturma açıyorlar. İktidarın eleştirdiği bir şeyler olursa soruşturma açıyorlar. İktidarın eleştirmediği bir takım işte suç kapsamına girebilecek konularda soruşturma açmıyorlar. İşte buna da mesela soruşturma işte açılmamış. Mesela Yunan kazansaydı yani diyen kişi ya bir soruşturma onu açılmadı. O boş verin onu. Layıklı anayasadan çıksın bakın diyen ne kişiye diyor bir soruşturma açılmadı. Ne diyor Şaban Bey? Diyor yani ki şeye giden büyük bir skandal üniformasıyla, bence var ya şu üniformasıyla, emekli amirallerin üniformasının üstüne takke giyen amirale de bir soruşturma Şaban açılmadı Bey, bildiğim bakın, kadarıyla. Şaban Bey bakın, iktidarı diyor demokratik yolla düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak. Adam daha ne desin? Adam diyor ki dış kaynaklı bir darbe yapılacak diyor. Ya, eğer siz demokrasiye inanan bir Türk vatandaşı yanlış olarak konuşmuş, yanlış bunu konuşmuş kınamıyorsanız, öyle savcılar şey burada harekete geçsin diyemiyorsanız kınıyorum. Zaten bak, demokrasi anlayışınızı sorgulamanız lazım. Ya peki. Zafer Şahin bak şimdi buradan hayır, buradan bir takım böyle kelimeler olarak belli bir yere getirmeye çalışıyorum. Ya kardeşim ne bileyim ben o öyle değil demediğimi. O tarafa gelince çok demokrat, ben, bu tarafa gelince antidemokrat yapmamak anlamında mıyım? Peki. Hayır hiç de öyle değilim. Hiç de öyle değilim. Abdülkadir. Hiç de öyle değilim. Bakın Fethullah Gülen'e gidenlere de hiçbir soruşturma açılmadı değil mi? Şaban Bey, ya siz de gittiniz bugün TV'de Tarık Toros'ta boy boy fotoğraflar verdiniz. Yapmayın Allah aşkına, yani orada bir dayanışma için gittiniz. Şimdi olabilir, o zaman da o fotoğraf verildiğinde Hayır şöyle yapalım. MİT tırları operasyonu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı açılmış en büyük operasyondu. Türkiye'yi DAEŞ'e yardım eden ülke konumuna düşürmek için yapılmış bir operasyondu. MİT tırları operasyonunun görüntüleri nereden çıktı ve bugün Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Fatih Gürsül FETÖ davasından dolayı kaç yıl hapis yattı? Bunların da bir hesabının verilmesi peki gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum. Biz burada bir darbe ya da muhtıra bildirisini tartışıyoruz. Öyle bir gözleri kararmış ki ölmüş, gitmiş, toprak olmuş bir insana dahi arkasından kin ve nefret kusuyorlar. Biz böylece bu darbelerle hesaplaşamayız Ahmet Bey. Biz böylece darbecilerden hesap soramayız Ahmet Bey. Peki, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu şey konusunda ya bir sarıklı
ve bir tarikata gittiği söylenen amiral mi o Zafer? Evet. Bir amiral. Amiral mi Tuğgeneral mi? Amiral değil mi? Amiral. MS diye baş harflerini veriyorlar. Gerçi Deniz Kuvvetleri İkbal Komutanı Ahmet Bey halen. Açık adı da zaten yayınlandı. Peki, kendisinin makam nedir aracıyla, bu olay? Kendisinin olay makam aracıyla iki görüş var. Bir tarikatın binasına gittiği söyleniyor. Bir başka iddiaya göre de evinde böyle bir fotoğraf çektirdiği iddiası var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bunun tasvip edilemeyecek bir durum olduğunu, bu görüntüyü tasvip etmediklerini söyledi. Bu konuda yapılmış bir işlem tabii, var mı? Milli Savunma Bakanlığı da bir yanlış hatırlamıyorsam soruşturma hakkında başlattı. Soruşturma var. Evet. Soruşturma başlattı yani bununla ilgili. Evet. Bir dakika, Milli Savunma Bakanlığı resmen açıkladı mı bu adamla ilgili tabii. yapılan soruşturmayı Abdülkadir? Evet. Geçen hafta açıklamıştı. Evet, geçen hafta açıklamıştı. Bir soruşturma yürüyor Ahmet Bey. Zannediyorum soruşturma da artık neticelenmek üzere ama bir soruşturma yapılıyorsa elbette ki bir usul hatası yapılmaması için hem o fotoğraf ve gittiği yer inceleniyor hem de kendisinin beyanlarına da başvuruldu diye biliyorum. Bugün yarın bu soruşturma sonuçlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanı zaten tasvip etmediğimiz bir olay demişti. Onu da altını çizmek isterim. Cumhurbaşkanı'nın sözleri... Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı açıklama Ahmet Bey, bu takkeli amiral konusunda gayet makuldü gerçekten. Şunu söylüyor, okuyalım. İlgili, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Bakanlık gereğini yapacak dedi galiba. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Cumhurbaşkanı'nın sözleri. Görüntünün yayınlandığı gün Türk Silahlı Kuvvetleri soruşturmayı başlatmıştır ve sonuçlandırmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız da kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır şeklinde bir açıklama yapmış. Hani bir sanıyorum tamamlanmış ve doğru, bir evet. bitmiş bir sonuçlanmış bir soruşturma var. Bir de ayrıca Milli Savunma Bakanlığı da kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır dediğine göre oradan da bir adım bekleniyor anladığım yani. Kadarıyla. Bunu tam olarak araştırmak lazım yani nasıl bir uygulama yapıldığı ama Cumhurbaşkanı'nın açıklaması gayet net. TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Görüntünün yayınlandığı gün TSK soruşturmayı başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız da kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır diyor. Bu da bence önemli yani. Ben bugün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları gayet olumlu buldum. Yani hem Montreux ile ilgili gayet güzel. Yani bir defa Montreux bizim kazanımımız. Gerçekten kazanımımız. Yani Kurtuluş Savaşı vermişiz. Tam o sırada bir anlaşma yapıyoruz. O günün koşullarında bakıldığında önemli bir kazanım elde edilmiş. Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce 1936'da yapılıyor ve o anlaşmayı yaparak biz aslında bir tescillendiriyorsun. Şekilde savaşa girmemeyi ve tarafsız kalmayı da bir şekilde aslında sağlamış orada sağlamış oluyoruz. Tamam o anlaşmada bazı bizim aleyhimize... Egemenlik hak bugün Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Aslında Şaban Bey o kısmı kaçırmış. Çok olumluyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında. Yani boğazlar üzerindeki bizim kaçırmadım, egemenliğimizin, kaçırmadım. Bizim egemenliğimizin Zafer, tam olarak tesis edilmediğine de işaret etti. Tamam. Ama o günün koşullarında çok önemli bir anlaşmaydı. Evet. Tamam. Yani bu her makul insan, mantıklı insan bunları söyler. Her siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partili bir insan, İyi Partili, her partiden insan der ki ya bu o günün koşullarında, o günün konjonktüründe yapılmış iyi bir anlaşmadır. Eksiği, gediği var. Şu anda bununla ilgili bir işlem düşünmüyoruz. Ama ileride bundan daha iyi bir şey fırsat tabii, yakalarsak... Niye yapmayalım? Niye yapmayalım? Yani bu şey değil ki daha iyisine ulaşmak. Yani bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin ortak görüşü olabilir bu ya ancak. Yani başka Mısır, ne olabilir? Süveyş kanalı 10 gün kapandı diye 1 milyar dolar talep ediyorsa demek ki bu boğazlar kıymetli bir şey. Tabii bizde üstelik sahicisi var 2 tane yani. Ve biz bundan en ufak bir ekonomik getiri elde edemiyorsak yeri ve zamanı geldiğinde bu da tartışılabilir. Çok normal. Peki Nedim sen şeyle ilgili bu sarıklı amiralle ilgili bir şeyler söyleyecek misin? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girişte ve orada görev yapma konusunda sadece anayasa hukuka ve kuvvetlere girerken ettiği yemine bağlı kalmanın ne kadar erdemli bir şey olduğunu görüyorsunuz. Öbür türlü yani o üniforma siz şehit olduğunuz zaman üzerinizde olacak bir şey giysi aslında. Öyle tarif edilir. Ama siz onun üzerine bir cübbe bir de sarık oturtuyorsunuz. Bu ona yakışmıyor.
Yani eğer o cübbeyi sarı giymek istiyorsan git. Menzilci misin? Neciysen git o tarikatta ama ayrıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Ayrıca sen bu konuyu en iyi bilen gazetecilerdensin. Bak FETÖ, tabii. Neydi FETÖ? FETÖ? Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinde ve mekanizmasının dışından aynen. Bir yerden emir aynen. Alma işiydi. Evet. FETÖ'yü evet. Özetle desen evet. Budur özeti. Yani kısa ölçekli örgüt elebaşından ama daha uzun ölçekli yabancı bir ülkeden tabii. Amerika'nın çıkarları doğrultusunda hareket. O grubu yabancı bir tabii. Şey kuşatıyor. Evet. Dolayısıyla sen onun emrine i̇şte, girmiş oluyorsun. Yani belki yönetmelikte deminden irtica kelimesinin çıkartıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kabul konusundaki yönetmelikte bu irtica kelimesi yerine konan madde aslında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü neden? Örneğin siz bir grubu, oluşum veya yapıyı terör örgütü olarak tanımlayamayasınız. Çünkü FETÖ ve PKK gibi mahkeme süreçleri geçmiş, Yargıtay'dan onanmış değil. Ama bazı yapılar var ki Türkiye'de henüz daha adı var, kendi de var, nerede olduğunu da biliyoruz, biliniyor. Ama mahkeme süreçleri yaşanmamış, böyle bir durum, tehdit ortaya çıkmamış. Ama potansiyeli var, bunu görüyoruz. Ve bunların yurt dışı bağlantıları da var. Şimdi dolayısıyla eğer Milli Güvenlik Kurulu bu yapılarla ilgili benzer kararlar alırsa, işte onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girme konusunda giremeyecekler. Yani yeni getirilen. Yeni gelen düzenlemeyle. Asıl önemlisi... İrticadan hukuki, daha iyi. Daha tabii. Yani bir de şu var. Sadece bu dini motifle olması gerekmiyor. Tabii. Başka bir motif. Yani ne bileyim ben... Ya emri... Yani inanç grubu olmaz. Şöyle bak. Ben bunu şöyle özetliyorum. Emri komutanından değil de... Evet. Yasalardan değil. Bir tarikattan, bir örgütten, yani, bir yapıdan... almak. Tabii inançlı inançsız bir gruptan veya hiç fark etmez siyasi ideolojik bir gruptan. FETÖ'de biz bunu bir evet, hani inanç görüntüsü altında dolayısıyla gördük. Bu bize bir örnek olmalı. Bakın biz şimdi burada Selvi ile Şaban'ın Şaban Sevinci'nin tartışmalarını gerçekten şöyle üzüntüyle izliyorum. Geçmişte ne olmuşsa olmuş, kim nereye gitmişse gitmiş. Şaban Tarık Toros'a gitmiş. Selvi oraya gitmiş. Bu böyle bunun hiçbir önemi var mı? Biz hepimiz şu yaşadığımız süreçte bakın bir rakam verdim. Yani tüylerin diken diken olması lazım. 5600 darbeye katılan subay var. Darbeden 4 yıl sonra sessiz sedasız bunu ben çokça yazdım ama 22 bin tane FETÖ'cü ordudan tasfiye edildi diyorum. Türkiye'de hiç ses çıkmıyor. Nedim arkadaşlar Şener, 22 bin bir pardon. Saniye özür dilerim. Nedim Şener. Bir Şaban ne olur kesme ya, bak. Bir müsaade eder misin? Bir şey söyleyeyim ama. Yo tamam ama yok ama şey yani izleyicilerin kafasında yanlış kalmasın. Yani Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'e gitmekle İstanbul'da Mecidiyeköy'de işte peki. Kanal Türk'ün kapatılması döneminde Şaban. O işte Mart 25 sonrası Şaban. Yani daha terör örgütü ilan edilmemiş. Oraya bir ziyarette bulunmak. Tarık Toros'a gitmiş falan değilim. Kanal Türkiye gittim. Evet, gittim. Bir yarım saat kaldım. Şaban. Yani şöyle söyleyeyim. Bu şeyler yapılmamalıydım. Sonra o olayların terörist olduğu ortaya çıkınca Şaban, iyi ki de bak, kapanmış dedim. Bu kadar basit. Şaban şöyle söyleyeyim. Bütün o süreçleri beraber yaşadık. Hayır, biz, yanlış algı kalmasın izleyicilerde. Yok, kalmaz. Bütün o süreçleri beraber yaşadık. Ben bilmiyor muydum Zaman Gazetesi'ne işte ifade özgürlüğü evet. Adına Kanal Türkiye falan gitmeyi? Ama onların ne olduğunu ben biliyordum. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben işten çıkıp sadece evine giden bir adam olarak ve sadece evine giden bir adam olarak söylüyorum. Diyorum ki bu kadar steril yaşamama rağmen yaşadım evet. Ama ben diyorum ki arkadaşlar dün bak biz ben ne diyorum bak başka bir şey söylüyorum Şaban. Diyorum ki uyarıcı da bir şey söylüyorum. 5600 FETÖ'cü darbeye katılmış bunlar ihraç edildi. 22 bin FETÖ'cü tekrar savcıların, polisin, emniyetin İMİT'in operasyonları ortaya çıkıldı ve ihraç edildi. Toplam 27 bine ulaştık. 20 bin daha var diyorum. Ya arkadaş biz emekli askerler bildirisi darbe mi değil mi derken içeride her türlü kapasiteye sahip insanlar var. Bak bunun en somut örneğini de 2020 Şurası'nda Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na getirilen ama sağ olsun kuvvet komutanı Kara Kuvvetleri Komutanı'nın dirayetiyle o göreve Ümit başlatılmayan Dürdar. Efendim? Ümit Dürdar komutanımız. Dirayetiyle başlatılmayan o Serdar Atasoy isimli FETÖ'cü neredeyse
bugün bizim güvendiğimiz göz bebeğimiz olan ordunun kuvvet komutanlığında istihbarat başkanlığı yapacaktı. Benim hangi askerimin, hangi komutanımın can güvenliği tehlikeye girecekti, hangi operasyonumuz aksayacak tahmin edebiliyor musunuz? Biz buna yoğunlaşmamız lazım. Buradaki bu bildiri konusu, bak aynen şimdi, katılıyorum dedim. Bunu söylüyorum. O yüzden birbirinize sana girmeyin arkadaş. Ben 15 Temmuz'dan beri bunu söylemekten dilim tüy bitti. Diyorum ki kavga etmeyin AKP, CHP, MHP, İYİ Parti kavga etmeyin arkadaş. FETÖ'nün siyasi ayağı hiçbiriniz değilsiniz ama hepinizsiniz. Bak FETÖ'nün siyasi ayağı nasıl ben tarif ettim biliyor musun? FETÖ'nün işine kim yarayan bir iş yapıyorsa FETÖ'nün siyasi ayağı da, medya ayağı da, hukuk ayağı da odur kardeşim. Şimdi FETÖ derken biz neden bahsediyoruz? Aslında onun patronu Amerika'dan bahsediyoruz. Yani bütün bu süreçleri bakın kimliği bazen öyle, şöyle söyleyeyim size. Öyle insanları öyle yerlerde kullanırlar ki ben size bir örnek vereceğim. İsmini söylemeyeceğim. Bu Fethullahçı yapı, Fethullah'ın polisleriyle ilgili çok önemli kitaplar yazmış ve bu konuda en önce kitap yazmış birisi. En son kitabında ne kullandı biliyor musun? Hangi dokümanı kullandı? FETÖ'nün MİT imamı tarafından, evet ben hazırladım. Adil Öksüz MİT elemanı değildi ama biz onun MİT elemanı olduğuna dair bir doküman hazırladık. Bunu da şu hesap üzerinden şu kişilere servis ettik. O bahsedilen Adil Öksüz'ün sahte MİT elemanı olduğuna dair doküman yıllar sonra FETÖ'yle en başta adını zikretmiş kişinin kitabında belge olarak yayınlandı. Biz bunun onunla kavgasını verdik kaç defa. Bak FETÖ öyle bir güçtür. Alır adamı oynatır parmağında. Sen orada başlarsın, orada nefes alırsın. Ergenekon'da tutuklar seni, sen hiç farkında bile varmazsın. Bak Ergenekon'da tutuklar seni alır başka yerde kullanır. Balyoz'da tutuklar alır başka yerde. Niye biliyor musun? Gücü çok büyük. Hak ettiğinden daha fazla güç atfetmiş olmuyor musun? Hayır, şöyle. Bu adamlar da sonuçta... Bu FETÖ değil, ben FETÖ'den bahsetmedim. Bütün FETÖ derken arkadaki Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsettim. Vakıflarla, fonlarla, 5. kol faaliyetleriyle ve operasyonlarıyla... Uluslararası baskılarıyla, yaptırımlarıyla Türkiye üzerine oyun oynayan. Biz bugün neyi yaşıyoruz? Biz Amerika'nın içimize soktuğu, Avrupa'nın da yandan desteklediği fitne ateşiyle uğraşıyoruz. Böyle dersen olur da hani bu FETÖ'cüler de o kadar... Hayır. Şimdi ben FETÖ derken artık PKK, FETÖ bağlamında yaptığım tartışmaların arkasındaki Amerika'yı anlatarak söylüyorum. Çünkü güç onda aslında. Yani adam elinde konvansiyonel medyası bunları var. Bunları kullanıyor yani. Tabii sosyal yani. Medyası var tabii. Ne yapıyor? İçeride uzantı olarak neyi kullanacak? Yani Amerika ne yapıyor? Biden ne demişti 2019'un ocağında? Erdoğan'ı devireceğiz ama muhalefet destekleyecek. Ne yapacağız? Bu hesabı ödeyecek falan. Peki. Şimdi bütün bunlar, bunun yansıması. Amerika ile Türkiye'nin yaşadığı gerilimler hep bundan kaynaklanıyor. Bütün mevcut iktidarla bir problem var. O problem Erdoğan, Biden'ın karşılıklı duygusal bir alışverişinden değil, karşılıklılığından kaydetmiyor. Kişisel değil yani. Tabii, Türkiye'nin Libya operasyonundan, Suriye operasyonundan, terör devleti yapmasına, oluşturmasına izin vermemesinden, Türkiye'nin bağımsız karar almasından ve bunların hepsi çok şükür 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler. Türkiye milli yerli diyerek ulusal ruhuna kavuştu. Bak Türkler kendine güveni kazandı tekrar. Bugün biz Bayraktar'ın yaptıklarına şaşırmıyoruz. Niye? Bayraktar ailesinin yaptıklarına. Artık olağanlaştı. Bunlar Türkiye'nin varlığı. Aselsan'ın yaptıklarına yatsımıyoruz. Milli muharip mesela daha bundan birkaç ay önce özür dilerim. Yerli otomobil konusunda mavra yapanlar şimdi yerli muharip uçak dediği zaman ağzını açamıyorlar. Niye? Evet Türkler ya bunlar yapar. Çılgın bunlar diyorlar artık. Peki Nedim bir şey soracağım. Bu bildiri konusuna gelecek olursak. Şimdi yani her şeyde bir uluslararası arka plan, bir boyut aranıyor. Sen böyle bir şey görüyor musun? Şöyle. Bu amiraller bildirisinde bir şimdi uluslararası. Onu biraz daha hukuken ortaya çıkması gerekiyor. Yani bu muhtıra, evet e-muhtıra. Bu e-muhtıra hani 27 Nisan e-muhtırası gibi emekli muhtırası bu. Ha, o zaman emekli muhtırası. Emekli muhtırası. Emeklinin elinde silah yok, tank yok. Meselemiz şu. Meselemiz ne muhtırası o verebilir? Bu e-muhtıranın özelliği daha önceki yaşanan gelişmeleri ve... Tekaüt muhtırası diyorsun. E-muhtıra üstad. Tamam. Yani 27 Nisan muhtırası... Tekaüt emeklinin Osmanlıcası. Evet. Onur diyor ki tekaüt ne diyor? Emekli muhtırası. Ama bu kamuoyundaki ağırlıklarının varlığını bilen insanlar, hangi gruplar üzerine etkili olduğunu bilen emekli
amiraller tarafından hazırlanmış bir şey. Birçoğu bundan vazgeçecek, göreceğiz. Zaman içinde özür dileyenler olacak. Ben yapmadım, şöyle oldu, böyle. Var mı uluslararası bir arka plan? Şimdi bence var. Nasıl bence bir plan? O havayı koklayan, o bir bildiriyi hazırlayan, çekirdek kişiler hazırlayan ve önlerine koyan, diğer arkadaşlarını da bir anlamda bu işin içine sokan kişilerin bağlantıları çıktığında biz o senaryoyu göreceğiz. Deminden bahsetti Abdülkadir. Uluslararası şey, Amerikan neydi? Global neydi? Selvir Form'un ismi? Düşünce Enstitüsü. Evet. Onunla ilgili GFR değil mi? GFR'nin. Bak, Amerika Merkezli Düşünce Kuruluşu. Evet. Şimdi bu GFR'yi Global İlişkiler Formu. Ha, Relation Form. Bunu biz nereden biliyoruz? Evet. Türkiye üzerine hazırladığı raporlardan biliyoruz. Onun üyelerine, çalışma alanlarına, sahalarına bakın. Türkiye'de nasıl iç kaos tetiklenir konusunda en çok çalışan kurumlardan birisidir bu. Şimdi o ilişkilere bakacağız. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Ben genellikle mesela birisi bir bildiri yayınlıyor. Bir bilmem işte bir açıklama yapıyor. Hemen bizim savcılar harekete geçiyor ve soruşturma başlıyor. Ve işi kriminalize ediyorlar. Ya halbuki ben bu tür açıklamalarla siyaseten mücadele etmek gerektiğini, kamu vicdanında onu mahkum etmek gerektiğini, işi kriminalize etmemek gerektiğini savunan bir insanım genellikle. Fakat bu son olayda, yani bu amirallerin bildirisi olayında böyle düşünmüyorum. Ben bunun bir soruşturma konusu, yani bir suç isnat etmiyorum buna ama bunun bir soruşturmaya değer bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani kardeşim sizin, ben mesela şunu merak ediyorum. Bu emekli amirallerin muvazzaf askerlerle bir irtibatı var mıdır? Bunun araştırmaya değer olduğunu düşünüyorum. Uluslararası öyle, bir dediğiniz gibi. Çok doğal. Bakın, bu hani var mı yok mu, evet, bilmiyorum yani. Bunlar şimdi, iddia. Ama bakın her ilişki şimdi şunu. Nedim Şener, çok özür diliyorum. Belki hani bu tartışmaya bir farklı ufuk açabilir. Bir hukukçu dostumdan gelen mesaj. Şaban Bey hani bu bir suç değildir dedi ya, ona cevaben yazmış. Diyor ki emekli amirallerin suç için anlaşması diğer örgüt suçlarından farklı olarak devletin güvenliği ve anayasal düzeni, anayasal düzenin işleyişine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere fikren anlaşması suçun oluşumu için yeterlidir diyor. Bir hukukçunun görüşü. Emekli amiral olmaları mı? Hayır. Fikren diyor. Bakın bir daha söyleyeyim. Devletin güvenliği ve anayasal düzeni, anayasal düzenin işleyişine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere fikren anlaşması suçun oluşumu için yeterlidir. Yani fikren anlaşmadan kasıt galiba burada 104'ünün aynı bildiriye imza atması. İşte onu bence işte ben de aynı şeyi söylüyorum. Ya yani benim için önemli Ahmet olan Bey, ben de ülkemizin burada, geleceği açısından burada o zaman şu Şahin, ben bir şey demiyorum. Şu devre şöyle yorum açıcı Şaban Bey. Şaban Bey bir şey söyledi. Zafer Şahin, hayır Zafer Şahin bana atfen söyledi ya. İşte Şaban Sevinç suç değil dedi. Size cevaben göndermiş de o yüzden Şaban Bey, yoksa. Ben de şimdi bakın ismini vererek söylüyorum. Zafer Şahin gibi isimsiz söylemiyorum. Avukat Celal Ülgen, bütün Türkiye'nin tanıdığı saygıdeğer bir avukat değil mi, hukukçu. Biraz önce başka bir televizyon kanalında aynen şu cümleyi kuruyor. Bildiri metnini 10 kez okudum. Hiçbir hukuk dışı ifade yok. Yani burada bir takım ismini vermeden bir takım hukukçular işte bu suçtur dedi, yok örgütlüdür dedi diye hani benim de adımı vererek bir şey yapmadım. Ya Şaban Bey, size cevap olarak yazmış. Şakın, ben de okudum. İsmini versen de olur, vermesin de olur. Niye bu kadar alındansınız? Ben hakikaten anlamıyorum ya. Abdülkadir Selvi. Ahmet Bey. Hayır, ismini vermiyorsun. Bir şey paylaşacağım. İyi Parti merkezli bir bilgi var. Onu paylaşmak istiyorum. Yavuz Ağır Alioğlu, Genel Başkan Yardımcısı da bu konuda bir paylaşımı var. Programımız için göndermiş. Diyor ki Ergun Mengi 28 Ocak'ta İyi Parti'den ayrılmış. Ergun Mengi bağlı olduğu birim başkanına Ahmet Kamil Eroza'na ayrılacağını o tarihte bildirmiş ve o tarihte bizden ayrılmış diyor. Ve ayrıca kendisinin de bu bildiriye neden karşı olduğunu da ifade eden bir açıklama da yapmış. Zaten o açıklaması da hem Meral Akşener'in hem Yavuz Ağıroğlu'nun kamuoyuna yansımıştı.
bu konuyla ilgili, bu soruşturmayla ilgili... Ha, Selvi, bir dakika. Bu Abdülkadir, Abdülkadir bir dakika. Bir daha verir misin o bilgiyi? Yani o bildiriyi kaleme aldığı iddia edilen ve İyi Parti'de görev yaptığı söylenen kişiyle ilgili Yavuz Ağırelioğlu'nun açıklaması. Bir daha verir misin lütfen? Evet. Açıklamasında diyor ki Yavuz Ağıralioğlu, Ergun Mengi 28 Ocak'ta İyi Parti'den ayrılmış. Aynı gün Ahmet Kamil Erozan'a ayrılacağını bildirmiş. Ahmet Kamil Erozan da bunu yerinde bulmuş ve partimizde 28 Ocak'ta ilişki kalmamıştır. 28 diyor. Ocak bilgiyi, itibariyle tabii İyi Parti'yle... Tabii ben sadece onun beyanı olarak paylaşıyorum. İlişkisi kalmadığını söylüyor. Yani... önemli bir bilgi diyorum. Yani en azından böyle iddialar vardı. Hani bir İyi Parti Genel Başkan yardımcısının yardımcısı olduğuna dair. Evet, o çok önemli bir bilgi. Abdülkadir Selvi devam ediyordu. Devam edebilirsin şimdi lütfen. Ben Zafer'e bir katkı yapayım. Şimdi burada şu var, devam ediyordu. Pardon. Ben Nedim konuşacak ama ben sadece şunu söyleyeceğim. Bu soruşturma, elbette ki bu bir soruşturma. Bu konuda biz burada bir suç isnat etme durumunda değiliz. Ama soruşturma Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesine göre yapılıyor. Yani bir suç işlemek üzere. İşlenen suç nedir? Devleti, demokrasiyi ortadan kaldırma, demokrasiyi tehdit gibi suç için bir araya gelme, anlaşma, organize olma. Bundan dolayı yürütülüyor soruşturma. 316'ya göre yürütülüyor. Onun da altını çizmek isterim. İşte bazı hukukçular bu metni okur, suç bulur. Bazı hukukçular metni okur, suç bulmaz. Şaban Bey de onu hatırlattı. Evet. Ben de onu ama şöyle, Celal Ülgen, çok özür diliyorum. Bu bahse konu amirallerden bazılarının avukatıymış. Öyle öyle. Tabii evet, tabii. Yani... Bağımsız hukukçu olarak... Hayır ya, onu da ben hani kamuoyu bilsin diye söylüyorum. Şaban Bey gibi hiçbir şeyden alınmıyorum sadece. Tamam. Madem hani bilgi paylaşıyoruz, onu da söyleyelim. Yok, Celal Ülgen gerçekten Ergenekon, Balyoz davalarında kahramanca savunma yapmış. Tabii bizim herkese saygımız sevdiğim var. Yani, hukukçudur. Şaban Bey niyeyse bugün biraz hassas ve sinirli. Yok yani... yok, değil değil. Şaban Bey iyi gününde bugün. Ya Zafer kardeşim, niye hassas ve sinirli olayım yani? Burada konuşuyoruz. Yani hassas ve sinirli olacak bir şey yok. Ama yok, benim adım geçerek böyle işte, bak Şaban Sevinç öyle dedi ama işte WhatsApp'tan bana işte bilgi gönderen bir hukukçu, adı bende saklı, İşte böyle dedi. Şimdi beni böyle Şaban yalanlayınca Bey, ben de diyorum ki bana ya sen, WhatsApp'tan bilgi gelmesine niye bu kadar tepkilisiniz? Bak, size de geliyor. Açıklı hukukçu size de biraz geliyor. Önce televizyonda yani... böyle dedi dedim. Size tabii de geliyor. Ha, size ama de ben geliyor. İsmini bak söylüyorum. Siz de, sen de söyle. Senin söylediğin, peki senin şimdi referans gösterdiğin, ismini vermeden gösterdiğin hukukçu AK Parti üyesi mi? Ya da işte ne bileyim herhangi kimsenin vekili mi? Bilmiyoruz ki. Ben Celal Ülgen'e bakın saygıdeğer bir hukukçu diye belki de bu tartışmalara dahil olmak diye istemeyen bir hukukçu olarak bize yol göstermek isteyen bir hukuk adamı olabilir yani. Ne var bunda? Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz da ama hani seni yalanlıyor anlamında söylediğin için ben de bak yalanlamıyor. Beni de, benim görüşümü destekleyen bir hukukçu da var. Adı da bu dedim yani. Bundan niye rahatsız oldun ki Zafer? Tamam, tamam Şaban Bey. Şimdi bahsettiğiniz konu Selvi'nin de suç unsuru olup olmadığına dönecek her şey. Yani madde tamam. Eğer bir kişi, bir grup insan anayasanın anayasaya aykırı bir fiil için anlaşmışsa, bir suç için anlaşmışsa tamam. Şekil şartı var. İçeriğine döneceğiz zaten. Ahmet Bey de onu söyledi ya. Metinde böyle bir şey var mı diye. İşte tartışmalı kısım o. Metnin şekli, yayınlanış saati, en başta açtığım, bahsettiğimiz konuya geliyoruz. İçeriği ve içerindeki yanlışlıklara rağmen yaratılmaya çalışılan algı ve sonunda bunlar olmadı, olmazsa aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Burada bu bir uyarı mı? Nedir o bahsedilen beka tehdidi denilmemiz, hep hafızamızda olan, geçmişte yaşadığımız olaylar mı? Nelerdir? Onların anlatılması gerekiyor. Öngördüğünüz, yani bu sadece bu cümle tek başına bir makale, bir büyük araştırma, bir büyük sorumluluk gereğidir. Bunu anlatması lazım o konumdaki insanların. Ama burada şu
bir takım şartlar koyuyor. Altına da aksi halde diye bunu söylemesi son derece yanlış. O da savcının, çünkü yargı nihayet neyle karar verecek? Hukuk aynı zamanda yargının vicdanıyla karar verecek. Ona bakıp ona göre bir ceza isteyecek veyahut da istemeyecek yani bu kişiler hakkında. Evet, yani zaten biz de onu bekliyoruz. Tabii. Yani hukukun ne diyeceğini bekliyoruz. Hukukun söyleyeceği şey önemli. Yani soruşturulabilir bu konu, soruşturmaya değer bir konu. Şimdi bu arada soruşturmanın içinde mi değil mi ama bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman hakları ve koruma hakları iptal edildi bilgisi de var. Abdülkadir, bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bu böyle yapılan bir uygulama mı? Bu tür bir uygulama. Ben bu zamana kadar pek duymadım böyle bir uygulamayı. Yani Ahmet Bey, ben de çok duymadım. Biraz Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda bu bildiriyi yayınlayanlarla kendi arasına ciddi bir mesafe koyuyor. Onu ortaya koyuyor. İkincisi, bu bildiri yayınlayanlarla Türk Silahlı Kuvvetleri arasında mesafe koyduğu gibi bundan rahatsızlığını da ortaya koymuş oluyor. Bu idari bir yaptırım aslında. Çünkü bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özellikle emekli general ve amirallerin bir kısmı, hepsini demeyeceğim, Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten bir FETÖ darbesine rağmen, FETÖ darbesi 15 Temmuz'da oldu. 15 Temmuz'dan bir ay üzerinden geçmeden bu ordu Fırat Kalkanı operasyonunu yaptı. Ardından Zeytin Dalı'nı yaptı. Ardından Barış Pınarı'nı yaptı. Bunları, Barış Pınarı'nı Amerika'ya karşı yaptı. DAEŞ'e karşı yaptı. YPG'ye, PKK'ya karşı yaptı. Diğer taraftan Mavi Vatan diye bizim açımızdan Türkiye'de neredeyse ikinci bir vatan kazanımımız söz konusu oldu. Yine Karabağ'da Azerbaycan'ın mücadelesinde bizim teknik kapasitemizin çok önemli katkısı oldu. Şimdi bu süreçlerde sürekli olarak dışarıdan bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu başarılarını yüceltip moral ve motivasyon vermek yerine bu tür yöntemlerde onları zor durumda bırakıyorlar. Zannediyorum burada hem onlarla arasına bir çizgi koyuyor hem de çok sert bir tepki ortaya koyuyor. Artık bildirilerle, muhtıra ve darbe imalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmayın. Bu tür şeylerden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emeklisiyle de olsa dahi birlikte anılmak istemiyoruz diyor. Ben burada bir tavır görüyorum ve bu çok görülen bir tavır değildi. Çok keskin ve sert bir tavır ortaya koydu. O bilgi doğru bu arada. Yani ben kendi kaynaklarımdan doğrulattım. Yani o lojman... Peki o bir uygulama da olabiliyor muyuz? Muhtemelen hani bir yerelde askeri bir yönetmelikle belki düzenlenmiştir. Ya da şifai olarak mı tam bilemiyorum ama o lojman haklarının ellerinden alındığı bilgisi doğru bir bilgi. Soruşturmada emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışı bağlantıları da mercek altına alınıyormuş. Başka kişilere de imzalamaları için baskı yapıp yapmadıkları ve görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatlarının olup olmadığı araştırılıyormuş. Ben de zaten bu konunun üzerine duruyorum sürekli. Ben şöyle bir şey, emekli subayların ya da emekli amirallerin ilişkilerinin görevde olan aslarıyla olması sanki olabilir. Yani çünkü yok, ilişkisi olur bakanlığı tabii. Bakanlığı arar, eski o anlamda demiyor. Yani arar. Bu böyle bir şey mi hani? Yani bu tür bir hani sadece bir ilişki, bu ilişkinin yoğunluğu, biçimi, yani eylem, evet, eylem yönü, amaç birliği var mı? Eylem birliği tabii var mı? Ona bakılır. Tabii. Yoksa o insanların cep telefonunu açın, sivil hiç kimseyi hemen hemen bulamazsınız şu aile efradı dışında, akrabaları. Geri kalanın tamamı zaten askeri personel falandır yani. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu az önce şöyle bir açıklama yaptı. Seçilmiş hükümete karşı anlayış ortaya koyan bir bildiridir bu. Bu bir fitne bildirisidir. Darbelerin muhakkak siyasi operasyon merkezleri vardır. Gece yarısı bildirisiyle bize ultimatom veremezsiniz diye bir açıklama yapıyor.
Yani Abdülkadir Selvi, bu yaklaşım genel olarak hükümetin de benimsediği bir yaklaşım. Ama bugün benim Cumhurbaşkanı'nın üslubunu doğrusu çok soğukkanlı buldum. Sen ne dersin? Yani bir üslup değerlendirmesi yapmak gerekirse Cumhurbaşkanı'nın üslubu konusunda bugün yaptığı açıklamalardaki genel üslubunu nasıl değerlendiriyorsun? Doğrusu bugünkü hem Cumhurbaşkanı'nın üslubu Ahmet Bey hem de 27 Nisan muhtırasının verildiği gece yaşananları bugün o günün tanığı olan siyasilerle de konuştuğumda ortaya çıkan sonuç şu. O yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu üslubuna çok şaşırmadım. Sayın Cumhurbaşkanı olaylara hakim olup sonra o süreçleri nasıl mücadele edecekse soğukkanlı bir şekilde onunla mücadele ediyor. Bugünkü açıklaması da aslında hem demokrasi hem de darbelerle mücadele adına yani bir kendisine karşı bir tehditte, darbe tehdidinde imasında bulunan bir açıklamaya muhatap olmuş Cumhurbaşkanı'ndan öte bir demokrasi mücadelesi vermiş ama Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başkomutanı olan güçlü bir lider, kararlı bir liderin değerlendirmesi olarak gördüm. Konuya hakim olmuş, konuyu yöneten bir irade olarak gördüm doğrusu. Biraz önce dediğiniz konuda ben de bir şey eklemek istiyorum. Bu bildiriyi yayınlayanların iç dış bağlantıları, Türk Silahlı Kuvvetleri daha çok görev yaptıkları deniz kuvvetleri içerisine bağlantıları var mı? Mutlaka onlara da bakılması lazım. Mesela geçmişte 27 Mayıs'ta 9 subay olayı meydana geliyor. Faruk Güven Türklerin olayı. Orada Eşref Kuşçu diye birisi biliyorsunuz ihbar ediyor onların bir darbe hazırlığı içinde olduğunu. Celal Bayar'ın bir değerlendirmesi var. Celal Bayar diyor ki ben eski komiteciyim. Bu işleri iyi bilirim. Şimdi biz buradan yumağın ucunu yakaladık. Aman buradan devam edelim diyor. Ciddiye alıyor Celal Bayar. Ancak istediği gibi ilerlemiyor. Biraz da orada Menderes'in bu Mehmetçik bize darbe yapmaz gibi bir değerlendirmesi söz konusu. Sonuç itibariyle Faruk Güventürk daha sonra anılarında diyor ki biz hepimiz 27 Mayıs'ın lider kadrosunda yer aldık. O zaman diyor bizi tespit etmişlerdi. Bu şeyler bir açıdan eğer içeride bir bağlantısı varsa onu ortaya çıkarmak yani yumağın ucunu tutmak açısından önemli. İkincisi 9 subaylar yakalandığında Faruk Güventürkler ordu içerisindeki cuntalar o zaman 21-22 tane cunta var hepsi çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Diyorlar ki bizi de ortaya çıkaracaklar ama bu ortaya çıkarılmayıp soruşturma örtülünce 9 subay olayı ihbar eden Eşref Kuşçu orada cezalandırılınca diyorlar ki bu hükümet bize dokunmayacak. O zaman 21 junta yeniden canlanıyor. Belki sayıları artıyor. O açıdan bu süreçlerin dikkatle yürütülmesi önemli ki içeride bu tür şeylere heveslenenler ya da dışarıdan bir takım beklentisi olup içeriye parmağını sokmak isteyenlere karşı bir şey olur. Bir kararlılık duruşu söz konusu olur. O açıdan soruşturmayı önemsiyorum. Tabii soruşturma bitmeden kimseyi bir şeyle suçlayamayız. Peki Abdülkadir hiç emekli askerlerin bizim yakın tarihimizde, uzak tarihimizde böyle bir muhtıra, darbe, hükümete karşı örgütlenme falan böyle bir var mıdır bir örneği? Yani bir emekli muvazzaflardan bahsetmiyorum, emeklilerden bahsediyorum. Ben söyleyeyim doğru. Size. Hangisi? Yani bu çok karşılaşılan bir durum değil. Yok var ya Abdülkadir. Abdülkadir. Evet. Bu konuda en önemli örnek Cemal Gürsel. Yani 27 Mayıs darbesinin yapıldığı sırada emekli zaten. Daha sonra çağrılıyor. Ama o darbeyi muvazzaflar yapıyor. Ama onu çağırıyor. Onu başlarına getiriyorlar. Onu getiriyor yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Getiriyorlar. Yani ayrılmamış şeye İzmir'e gönderilmiş buradan. İşte ayrılmayı bekliyor. Şu var.
Talat Aydemir birinci isyanında, Talat Aydemir 21 Şubat 62'deki isyanında harp okulu komutanı. Ama sonra onu idam etmiyorlar. Anlaşıyor İsmet Paşa ile. Harp okulu komutanlığından ayırıyorlar. Emekli albay. O zaman 21-22 Mayıs 1963 ihtilal girişiminde emekli Talat Aydemir. Bir başka örnekte 9 Martçıların içerisinde yer alan Cemal Madanoğlu gibi 27 Mayıs'ta bulunmuş ama 27 Mayıs'tan sonra orduyla ilişiği kesilmiş Milli Birlik Komitesi olan 8-9 isim var. Onlar ama onlar Milli Birlik Komitesi olarak yücellerinde bulundurdukları için özellikle hava kuvvetleri üzerinde çok etkin olan isimler. Benim hatırladığım bu iki örnek var. Yalnız burada madem tarihi olaylardan bahsediyoruz, aslında hüzünlü bir durum ama Ahmet Bey komik bir olay. Sayın Selvi hatırlattı. 9 Mart'ta mesela Mahir Kaynak 9 Mart darbesini yapacak ekibin içine sızıyor. Şimdi adamların attığı her adım takip ediliyor. Adamlar şüpheleniyorlar. Herkesi arayalım diyorlar son toplantıda. Arama görevini de Mahir Kaynak'a veriyorlar. Halbuki Mahir Kaynak'ı arasalar onun üzerinde dinleme tertibatı var. Sonra deşifre oluyorlar. Onlar darbeyi yapamıyor. Arkasından 12 Mart'ta başka bir junta darbe yapıyor. Şimdi ne kadar talihsiz bir ülke olduğumuzu aslında anlatmaya çalışıyorum. Ben kendi hayatımda 3 tane darbe hatırlıyorum. Bunu 15 Temmuz dahil, 28 Şubat dahil, 12 Eylül dahil. Niye biz hani böyle Orta Amerika'nın o muz cumhuriyetleri gibi sabah erken kalkanın darbe yaptığı ya da işte Afrika'nın o sınırları cetvellerle çizilen ülkeleri gibi sık sık darbelerle anılan bir ülkeyiz. Yani 2021 yılına gelmişiz. Muvazzafları bırak. Şimdi emekli amirallerin altına imza attığı bir bildiriyle yine darbeyi konuşuyoruz. Bundan daha 3 ay önce hatırlayın bir Anayasa Mahkemesi üyesi yine ışıklarımız sabaha kadar yanıyor diye bir paylaşımda bulunmuştu. Ya şimdi hakikaten ben isyan ediyorum ya. Biz bunu hak etmiyoruz. Ya biz böyle sürekli darbelerle anılmayı, seçilmiş iktidarların darbe tehdidiyle aba altından sopa gösterilerek alaşağı edilmeye çalışılmasını ve sandıkta hiçbir şekilde iktidara gelemeyen yapıların hep bir darbe beklentisi içerisinde olması ve bizi bu psikolojiyle yaşamaya mahkum etmesini ben hepimize yapılmış bir haksızlık olarak görüyorum. Şaban Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya katılıyorum ben de, yani Türkiye'nin bu askeri darbeleri tartışıp durmasından, ama Ahmet Bey ben biraz da yani bu hükümetin, AK Parti hükümetinin yani olmayan bir durumdan bir işte darbe mağduriyeti sürekli çıkartmaya çalıştığını düşünüyorum açıkçası. İşte biraz önce programın başında örneğini verdim. Sayın İlker Başbuğ'un Ocak ayında yayınladığı kitaptan mesela biz bir ay işte darbe tartışması yaptık. Şimdi 104 emekli amiralin bu açıklamasından yine Türkiye birkaç gündür darbe tartışması yapıyor. Aslında Türkiye'nin en son yaşadığı darbe girişimi maalesef hani işte FETÖ ihanetiydi. FETÖ ihanetinin de nasıl geldiğini, hani ülkemize nasıl o ihaneti yaptığını, yani hafızalarımız daha taze, daha işte yakın bir zaman hiç yaşayarak gördük. Yani adım 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 gelen bir tehlikeydi. Aslında FETÖ'den sonra, FETÖ tecrübesinden sonra ülkemizde askeri darbelere karşı ve askerlerin siyasete müdahalesine karşı olağanüstü bir duyarlılık hem bütün kesimlerde, yani iktidarda da var, muhalefette de var. Bugün hiçbir muhalefet siyasetçisi diyeyim, hani partiyi bir kenara bırakın, siyasetçisi askerler darbe yapsın da işte benim hani önümü açsın diye bir beklenti içinde değil. Yani hani ben gazetecilik yapan bir kişi olarak hiçbir siyasetçiden öyle bir tavır, öyle bir hava görmüyorum. Ama iktidar işte gündemde sıkıştığı için, hani sosyal ve ekonomik gündemde sıkıştığı için kendisine bir işte çıkış arıyor ya da bir mağduriyet edebiyatı yaratma çabasıyla. Canım, iktidar maalesef dedi bu bildiriyi gece tamam, yarısı yayınlayın diye bu kadar şeyim 104 emekli amiral, 104 emekli amiralimiz de. Yani 27 Nisan gecesi Genelkurmay Başkanı yaptığı Yaşar Büyükanıt'ı biliyorsunuz şuraya sokmadan Genelkurmay Başkanı yapıldı. Genelkurmay Başkanı yaptığı insan 27 Nisan gecesi tuttu, muhtıra verdi. Ya yani AK Parti o zaman bana muhtıra verdi diye bunu yaptı yani. Ya ben şu kardeşim şimdi bir dakika. Emekli amiraller gece yarısı 27 Nisan yani muhtırası. Ya 27 Nisan muhtırası mı konuşuyorsun şimdi? Şimdi bir muhtıra şeyi ortaya çıkar, bir darbe tehdidi ortaya çıkar. Önemli olan
Ya bununla mücadele edersin, ya bunu desteklersin, ya sessiz kalırsın. AK Parti'nin yaptığı da böyle bir tehdit. Bu bir tehdit mi? Bir tehdit soruşturuluyor. Bununla mücadele ediyor. Ha AK Parti bundan yararlanmaya kalkarsa, demokrasi mücadelesi verirse zaten ondan yararlanır. Demokrasi mücadelesi vermezse zaten ondan yararlanamaz. Allah korusun rejim elimizden gider. Şimdi ben orada bir şey söyleyeyim. Şimdi Şaban bir şey söyleyeyim. Çok özür dilerim. Yani Abdülkadir Selvi şimdi yani gereksiz bir şekilde sözümü kesti. Ya ben Türkiye'nin FETÖ darbesinden sonra Ahmet Bey 15 Temmuz 2016'dan sonra gerek silahlı kuvvetlerimizin, gerek iktidarın, gerek bütün muhalefet partilerinin, tüm toplumun, tüm Türk halkının o işte dinamik ve duyarlı duruşu nedeniyle bir darbe tehdidiyle karşı karşıya olmadığını düşünüyorum. Ama bu uyanık olmamızı ya da işte hani şey yapmaz, gene uyanık olmaya devam etmeliyiz. Özellikle başka tarikat ve cemaatler, silahlı kuvvetlerimiz içinde işte biraz önce Nedim de söyledi, örgütlenme çalışmalarını sürdürüyorlar. Hala FETÖ'cüler silahlı kuvvetlerde hala işte yakalanmaya devam ediyor. Ama bu bildiri özelinde ben bir hani darbe tehdidi görmüyorum. Şimdi Abdülkadir Selvi biraz önce 27 Nisan e-muhtarası dedi. Yaşar Büyükanıt'ın verdiği e-muhtarayı. Tamam o e-muhtaraydı. Zaten onun da gereği o zaman yapıldı. Hatta şunu da anımsatalım. O e-muhtarayı veren, açık açığa ben muhtara verdim. Bu bildiriyi ben yazdım, gecede açıkladım diyen Genelkurmay Başkanı dönemin işte Yaşar Büyükanıt'ın altına zırhlı araba verdi hükümet mesela. Emekli ederken de ne diyorlar? O silahlı kuvvetlerimizin en büyük nişanını taktı. Yanlıştı. Bence yargılanmalıydı. Hesap vermeliydi. Yani o muhtarayı veriyorsan bedelini de ödemen yani gerekirdi. Yanlışa yanlış. Doğruya doğru. Yani hani gerçek darbelere karşı FETÖ hariç gereken tavır gösterilmedi iktidar niye tarafından. Niye gösterilmedi canım? 27 Nisan muhtırası verildi. Geçmişte muhtıra verilip başbakanlar şapkasını alıp gidiyordu. 28 Nisan'da 28 Nisan olur mu? Niye haksızlık ediyorsun? 28 Nisan'da bu hükümet çıktı. 28 Nisan'da 27 Nisan muhtırasına karşı açıklama yaptı. Ne oldu? 12 Eylül'cüler. Ben gözümle Kenan Evren'in bu ülkede yargılandığını gördüm. 28 Şubatçıların yargılandığını gördüm. 15 Temmuz gecesi bu millet darbeye karşı direndi. Ama direnirken buna da Erdoğan liderlik yaptı. Yani bunlar küçümsenecek şeyler değil. Peki. Ha, Büyükanıt konusunda da bence de Büyükanıt da yargılanmalıydı. Küçümsemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın FETÖ darbesine karşı duruşunu, mücadelesini küçümsemiyorum. Küçümser miyim? Bizzat Sayın Nedim, Cumhurbaşkanı. Bir dakika. Yani bizzat Şaban Sayın Bey, Cumhurbaşkanı ailesiyle birlikte o FETÖ'cüler tarafından katledilmek istendi. Şaban Sevinç. Doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanı buna hani milleti de arkasına alarak direndi. Abdülkadir hani Selvi, Şaban Sevinç bir reklama gitmem lazım. Nedim'ciğim yani reklamdan sonra olur mu? Tabii. Konuşur musun lütfen? Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Şimdi yani Şaban'ın bu darbeler konusunda hani bu darbe olasılığı konusunda şimdi bu metinle beraber şey yapmanız lazım. Yani yaşanan gelişmeleri ard arda koyup iyi değerlendirmeniz lazım. Çünkü Türkiye yani AKP'nin işte bir muhtıra süreci, kapatılma süreci derken yaşadığı bir fiili darbe süreci var. Ve bunları yaşarken bakın şimdi Şaban arkadaşımız FETÖ darbesi diyor. Şimdi bu eğer amacına ulaşsaydı darbeciler FETÖ darbesi olarak bilinmeyecekti. Atatürkçülerin darbesi olarak bilinecekti. Öyle olacaktı. Biz yaşamazdık ama yaşayanlar Atatürkçülerin yönetime el koyduğunu düşünecekti. Bugün de aynı motivasyon. Her yerde aynı motivasyon. Yani NATO'culukla Atatürkçülüğü birbirine sokup bugün başka bir akım olarak, bir sol veya siyasi ideoloji olarak muhafazakar görünümlü bir darbe olmadı. Bu ülkede darbe ve muhtıraların tamamının içinde hep Atatürk ismi kondular. Ama bunların çoğu, yani tamamı aslında hepsi NATO'cuydu. İlkinden başlayarak sayıyorum yani. Dolayısıyla
bundan sonra da biz de bu konuyu çok önceki dönemlerde konuşurken, bundan sonra olacak olan yine bir FETÖ'cü darbe, yani FETÖ'cü darbeci değil, FETÖ'cüler bile yapsa Atatürkçü veya NATO'cu bir darbe olacaktır bu. Dolayısıyla bu gelişmeleri... O şeyde, Atatürkçü görüntüde. O kimlikle yapacaklardı. Çünkü 15 Temmuz'u FETÖ'cüler geliyor diye lanse etmediler ki, Atatürkçüler geliyor, yapıyor falan dedi. Şimdi bir de bunun bir süreci var. Ben hep şunu söylüyorum, daha önce başka yayınlarda söyledim. 2023'e kadar Türkiye zorlu bir süreç yaşayacak seçimlere kadar. Özellikle Amerika ile ilişkiler konusunda. Çünkü Türkiye Amerika'nın dediğini yapmadığı sürece, ona biat etmediği sürece bu tür baskılarla, işte raporlarla, algı yönetimleriyle, 5. kol faaliyetlerle karşı karşıya kalacak. Çünkü Amerika'nın yapabileceği yegane şey bu. Bir askeri olarak Türkiye Yunanistan'dan, Suriye'de terör örgütü vasıtasıyla, Romanya'dan başlayarak çerçeveleme stratejisi güdüyor. Öbür taraftan içeride de karışıklık yaratmaya çalışıyor. Amerika'nın stratejisi bu. Çünkü bu coğrafyada, yani Orta Doğu'da yapmak istediği tüm planların önündeki en büyük engel Türkiye olarak görüyor. Zaten askeri kapasitesi olarak, silah kapasitesi olarak görüyor. Bunu değiştirmek istiyor. Mesela S-400'leri ben kaldıracağım rafa diyen bir iktidar istiyor Türkiye'de. Ama şu andaki yönetim bunu yapmadığı sürece bir engel olarak görüyor. Son görüşmelerde ne kadar olumlu geçtiği söylense de Amerika hala S-400'ler konusunda baskısını sürdürüyor. Ve bu süreç tıpkı 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte olduğu gibi böyle Amerikan kaynaklı raporlar. Bak, bunların benzerlerini göreceğiz biz yakında. Zaten vardı bir süre önce, bir dalga olarak yayınlandı Biden yönetimiyle beraber. Şimdi yeni dönem geliyor. Yeni dönemle beraber bunları da kapsayan, yani toplumsal kutuplaşma konusunda Kanal İstanbul'un, efendim Montreux'ün, işte Atatürk meselesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısının bozulmasının gibi kavramlar üzerinden biz yeni raporlar hazırlandığını göreceğiz. Çünkü güncel tartışma konuları bunlar. Bunun bir benzerini 15 Temmuz... Ya bunu yapanların asıl amacı... Bunları kaynatmak, bu ortamı, iklimi hazırlamak. İklimi hazırlamak. Şimdi diyeceksiniz ki, kardeşim böyle bir olasılığı artık ben görmüyorum. Şakası yok bu işin. Çünkü şey gibi bu. Başınıza dayanmış bir silah var. Canım öldürmez ki diye onu ciddiye almamanıza benzer. Nedim Şener, 15 Temmuz'dan önce de bir yıl öncesinden darbenin adı çıkmıştı. Onu söylüyorum. Ama bakın, bize gün aşırı şunu söylüyor. Türkiye'de darbeler dönemi bitti. Hayır, daha ciddisini olmaz. Söyleyeceğim. Gördük. Daha ciddisini söyleyeceğim. Darbe lafları o kadar fazlalaştı ki bahar aylarında. Zannederim 22 Mart 2016 günü Türk Silahlı Kuvvetleri demokrasiye bağlılık şeyi yayınladı, bildirisi yayınladı. Asla olmaz Türkiye'de seçilmiş iktidarı demokrasi. Bunu darbe yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki unsurlar yayınladılar bunu. Darbe yapmayacağız diye. Hatırlıyorum onu. Ama 6 ay sonra darbe yaptılar. Şimdi dolayısıyla ve biz şeyden... Ama Nedim, şöyle bir şey var. Uyanık olalım da sürekli de alarme durumda olmak da alarm olmazsa, yıpratıcı bir bakın, şey. Hani bir filmde bir replik vardı. Uyursanız ölürsünüz diye. Ama sürekli... Bakın bu coğrafya, bakın. Şimdi şöyle zannediyor insanlar. Biz Avrupa... Mesela, biz batıya dönük, bize bir motivasyon verdiler eğitimimize. Biz batıya dönük yaşıyoruz. Biz batılıyız. Ya batılı senin doğulu olduğunu söylüyor. Sen diyorsun ki ben Avrupalıyım. O ayrı bir şey ama. Batılı diyor ki hayır sen Türksün diyor. Sen bu coğrafyada bakın İsviçre değilsin, Belçika değilsin, Danimarka değilsin. Bu coğrafyada nöbetsiz günün geçmez. Bak ben şöyle yaptım Ahmet Bey. Çanakkale Savaşı'ndan itibaren Türkiye'de savaşlarımızda kaybettiğimiz şehitlerin rakamlarını gün sayısına böldüm. 1,5 şehit düşüyor. Şehit vermediğin gün yok şu coğrafyada. Şüphesiz öyle. Bu coğrafyada bir gün uyursan o gün ölürsün. Unutursan rezil olursun, sürünürsün. Bak bu ülke böyle bir ülke. Ama şöyle bizim kuşaklarımızda, bizim yeni özellikle 2000 sonrası kuşaklarda şu geldi. Özellikle yüksek eğitim kurumlarında. Biz Avrupalıyız, liberal, küresel dünya, barış içinde yaşayan falan. Hayır. O senin zayıf noktalarını görmek için seni açıyor. Anladım ama şöyle bir durum var. Yani tamam, katılıyorum. Evet, yani burası zor bir coğrafya. Evet, bir sürü... Ben de yani hakikaten 15 Temmuz'dan önce FETÖ'cüler darbe yapacak mı? Hani hakikaten kuşkuluydum. Yani şimdi herkes öyle yapacağını biliyorduk falan diyorlar ama bitirebilir miyim? Yani bir yere geleceğim. Yani evet, 2016 yılında... Hiç beklemediğimiz bir şekilde adamlar resmen darbe yapmaya kalkıştılar. Bu çok acayip bir şeydi. Herkesi de şaşırttı. Türk milleti de şaşırdı. Yani böyle bir şey karşısında.
uyanık olmanın gerekliliğini besliyor bu verdiğim örnek ve senin sözlerin. Ama yani sürekli böyle bir alarme vaziyeti de toplumun ruh sağlığı açısından iyi bir şey değil. Hani sürekli her gün darbe olacak, darbe gelecek tedirginliğiyle de yaşanmaz. Peki 15 Temmuz, bakın şimdi toplumun bir kısmı, yarıya yakın bir kısmı zaten 15 Temmuz'da ortalarda yoktu. Biz onların nerede olduğunu biliyoruz. Öbür kısmı zaten bu travmayla yaşıyorlar. Ahmet Bey bak şaka değil. Türkiye girdiği günlük çatışma sırasında bir anda 251 insanını şehit verdiği, 2700'e, 2600-700'e yakın gazi verdiği bir olay yok başka. Bir gece evet, sabah olduğunda biz 251 tane şehidimiz vardı. Yollar kan içindeydi. Asfaltlara bedenler yapışmıştı. Onlar oradan nasıl çıkarıldı? Nasıl oldu? Özel harekat birlikleri, özel harekat polisinde insanların bedenlerinden parça bulamadılar. Tabutlarına taşlar koydular, topraklar koydular ağırlık olsun diye. Böyle gömdüler insanları. Hatırasıyla gömdüler insanları. Şimdi böyle bir travma yaşamış bir milletten bahsediyoruz. Evet, birileri umursamayabilir. Biri rahat uyumak isteyebilir. Uyusun arkadaş, ama bu millet uyumuyor. O, bak 15 Temmuz'dan beri uyumuyor Ahmet Bey. Uyusun demiyorum ya. Hayır. Toplumsal ruh sağlığından bahsediyorum. Yani uyumayalım. Hep beraber nöbette biz olalım. Biz şunu başardık mı? Ben diyorum ki bakın, programın başından beri diyorum ki hala Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 20 bine yakın FETÖ'cü var diyorum. Peki biz bunu halledebildik mi hala? 27 bin, 30 bine yakın, tamam hallettik. Halledebildik mi? Hayır. Hala KHK'lılar dönsün diye kampanya yapan siyasetçiler var mı? Var. Hala Amerika FETÖ'yü kullanıyor mu? Kullanıyor. Koruyor mu? Evet. Avrupa'sı aynı. Bir kişi de terör örgütü dahi, biz onlara FETÖ, terör örgütü bile dedirtemiyoruz. FETÖ açısından söylemiyorum ben. FETÖ karşısında amansız mücadeleyi sürdürmek şart. Yani o konuda katılıyorum ama yani sürekli Türkiye'de yeni bir darbe gelecek, darbe olacak, darbeciler... Bu, bakın bu kapasite var. Bak Türkiye'de bu FETÖ kapasite... FETÖ için mi söylüyorsun? Şöyle, FETÖ'nün mekanizmasını FETÖ'nün oluşturduğu ama kimlik olarak, görünüm olarak NATO'cu mudur, şucu mudur, bu mudur, ne diyeceğim bilmiyorum artık, hangi kimlikte görünür. Solcu dahi görünebilir, sağcı dahi görünebilir. Ama yine FETÖ. Tabii. Çünkü şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki en bir... Bir de şöyle bir şey. Amerika'nın Türkiye'de kullandığı örgüt bu. Yani şöyle zannedilmesin. Birileri diyor ki Atatürkçüler falan. Ya Amerika Atatürkçülere, gerçek Atatürkçülere güvenir mi? Atatürkçüler milletine ihanet eder mi yani? Ya bir hatırlatma. Bak, asla bak. Gökçe Fırat diye bir adam vardı. Türk Solu diye bir dergi çıkartıyordu. O da FETÖ'cü. Adam FETÖ'cü çıktı. Ya, bakın, peşinden giden bir sürü adam vardı onun kemalist olduğunu. Atatürk yani bütün mücadelesini hayatı boyunca milletle yapmış. Millete karşı hep sonuna kadar canını da milletine vermiş bir insandan bahsediyoruz. O yapılan yayın organı da tam bir kışkırtıcı, tam bir bir yayın organıydı. Yani öyle adı Türk Solu, Mülk Solu'ydu filan ama solla molla da bir alakası yoktu yani. Tam ya, böyle iğrenç faşist. Onlar Ahmet Bey ordu göreve pankartı açmışlar. Biliyorum. Tabii. Faşist, ırkçı, böyle Kürtlere hakaret eden falan bir yayın organıydı. Tabii. Yani. Bir taraftan burada toplumsal barışı dinamitlemeye çalışıyorlar. Hani toplumun muhafazakar kesimini de, diğer kesimini de şuna karşı uyarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, sizin öyle Atatürkçü gördüğünüz, eğer bu milletin aleyhine çalışıyorsa o Atatürkçü olamaz. Hiçbir Atatürkçü bir milletin, kendi milletinin aleyhine ona böbürlenerek bakmaz. Bakamaz kardeşim. Atatürkçülüğün şeyi budur. Bu, hocam yani. Bak Atatürk Türk milletine aittir. Kendini hep öyle görmüştür ya. Milletle mücadelesini yapmıştır. Ağzında bak bütün açıklamalarını tek tek okuyorum 15 Temmuz'dan beri. Bir kere olsun orduyu milletin üzerine çıkardığı, polisi, işte başka bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Türk milletinden başka hiçbir şey kudret tanımıyor adam. Adam hep bunun üzerinden yürüyor. Kurtuluş Savaşı'nı yaparken de bunu söylüyor. Şimdi onun adına tutup da ister emekli, ister muazzaf fark etmez. İster tapu müdürleri olsun, ister nüfus müdürleri olsun. Çıkıp da Türk milletine ayar veremez. Çünkü sen burada anlattığın şeyler Türk milletine ayar veriyorsun. Sen, çünkü niye? Onun iradesi. Bir seçmiş, bir irade koymuş. Ona saygı duyacaksın. Eğer beğenmiyorsan bu buradaki projeleri, buradaki sözleri, eğer uygulamaları beğenmiyorsun seçimini yaparsın. Demokrasiyle biz bunu hallederiz. Oturup da yarın o zaman iktidar değiştiğinde onu alaşağı edecek bir başka sert güç mü bekleyecek insan? Tabii. Hayır, bu demokrasi ya, falan değil. Aynı katılıyorum. Tabii. Gir partiye, tabii, çok kişi söyledi. Tabii. Girersin bir siyasi partiye. Ha, siyasi partiler senin bu görüşlerini, bildiride yer verdiğin görüşlerini paylaşmıyorlar mı?
hiçbiriyle anlaşamıyor musun bu konuda? O zaman kendi partini kurarsın. Yani dediğin doğru. Yani siyaset yapmak istiyorsan siyaset ortada yani. Tabii. Gece yarısı bildirileriyle. Ama şeyi yani darbe olasılığını, çünkü şöyle bir şey. Bunun alternatifi yok. Yani 15 Temmuz'un eğer bu millet o direnişi yapmasaydı ertesi sabah çoğumuz, hepimiz belki burada olanlar dahil olmak üzere yok edilmiştik. Ve Atatürkçüler sanki iktidar olmuş gibi ülkeyi dizayn etmişlerdi. Ve bunun ismi bile bunun şakası yok. Yani bu şeye gelmez. Mesela siz tehdit alıyorsunuz. Siz görüyorum Ahmet Hakan olarak bir sürü tehdit alıyorsunuz falan. Ya bir şey olmaz Ahmet Bey, siz yürüyerek gidin buradan doğru dememe benzer. Etrafınıza hiçbir şey koruma vermeden. Yok tabii ki olmaz tedbir, böyle bir tedbirini şey. Alacak. Kişisel biz bile her sağdan soldan uyarı aldığımız zaman koruma falan filan gündeme geldiğinde bir kişisel olarak almaya almamaya kendimiz karar veriyoruz. Devlet dediğin organizmanın yani yapının sahibi sensin ya. Devlet diye bir tane adam veya bir kadın veya bir varlık yok. Biz peki varız. Onun içine kim nüfuz ediyorsa o ele geçiriyor. Şaban Sevinç, Abdülkadir Selvi, son birkaç cümle alayım sizden. Ahmet Bey, toparlama cümleleri. Nedim Şener'in bu son Nedim Şener'in bu son açıklamasına tamamen katılıyorum. Türkiye'de bu sorunun, bu tartışmaların sonlandırılması için de ben iktidarla muhalefetin, yani Türkiye'nin büyük partilerinin, büyük gruplarının diyeyim, büyük taraflarının diyeyim, iktidar ve muhalefet diye hani kabaca tarif ediyorum. Anayasal düzende, anayasal sistemde uzlaşması ve birbirlerini bu şekilde suçlamaması gerekir. Yani Türkiye'de siyasetçiler siyasete karşı her türlü müdahalenin hukuksuz olduğunu, anayasaya işte bir anayasa suçu olduğu konusunda bir mutabakata varmalılar ve bunu bir siyasal istismar konusu da yapmamalılar birbirlerine karşı hiçbir şekilde. Ben bir cümle yani Şaban'a bir cümle eklemek isterim. Uzlaşacakları metin de bizim anayasamız. Anayasamız üzerinde bu demokratik uzlaşmayı, siyasi uzlaşmayı, büyük uzlaşmayı sağladığımız zaman Ahmet Bey, Türkiye'nin bütün bu tartışmaları geride bırakacağına ben inanıyorum, peki, görüyorum. Teşekkürler. Ama yani işte hani senden, senin tabanındaki işte bir takım azgın militanlar ya da işte benim tabanımdaki bir takım azgın militanlar diye siyasetçilerin ve büyük siyasi partilerin iktidarıyla, muhalefetiyle olaylara yaklaşmaması gerekir. Düşünüyorum. Ahmet Bey, biraz önce Eşref Kuşçu olarak ifade etmişim. Samet Kuşçu, 9 evet. subay olayını ihbar eden subay. Bir cümle isterseniz ben de söyleyeyim. Tabii Türkiye bu tür darbe tehditleriyle bir darbe iklimine sokulmak isteniyor. Belki birileri yeniden darbe mekaniğini harekete geçirmek istiyor. Bizde tüm muhtıraların, darbelerin mutlaka bir siyasi hedefi vardır. Ben de bu siyasi hedefin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizde hep darbeler Cumhurbaşkanlığı için yapılır. Çok fazla uzatmadan Joe Biden'ın da biliyorsunuz seçim kampanyasında Türkiye'de Erdoğan'ı tasfiye etme yönünde beyanları olmuştu. O nedenle biraz daha Nedim Şener'e katılıyorum. Bu iki yıllık süreçte biraz daha uyanık olmakta fayda var. Evet. Nedim, sen bir şey söyleyecektin. Şunu söyleyeceğim. Ya, bitiriyoruz ama. Şöyle, yani hani iktidar belli bir mücadele yapıyor darbe, FETÖ veya bu tür illegal yapılarla ilgili. Ben sosyal medyada veya diğer platformlarda FETÖ'cüleri ve özellikle bu eski kaçmış firarileri de dahil olarak izlerken bitiriyoruz. Muhalefetin tutumundan çok umut besliyorlar. Ben muhalefetin yerine olsam şunu söylerim. Siz, ben iktidara geldiğimde siz AKP'nin adaletini arayacaksınız. Muhalefet bunu söylesin, o FETÖ'cülerden eser kalmaz ortalarda. Zafer, bir cümle. Kahrolsun darbeciler diyorum ya. Kahrolsun darbeciler ve bütün darbelerin de bu ülkenin önünü tıkayan, en önemli demokrasiyi kesintiye uğratan süreçler olduğunu hepimizin unutmaması lazım. Çünkü darbe geldiği zaman kimsenin siyasi görüşüne, ideolojisine falan bakmıyor. Toplumun üzerinden silindir gibi geçiyor. Ülkeyi geriye götürüyor. Tabii her darbe bizi en az 10 yıl geri atmış her anlamda. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.